Yine çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Aslına bakarsanız benim için Nirvana sayılabilecek bir isim bugün konuğumuz. Uzun zamandır takip ettiğim, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, hem özel hayatıyla ilgi duyduğum, hem de bizlere aktardığı bilgilerle gerçekten çok şeyler öğrendiğim, daha doğrusu duyduğumuz birçok komple teorisinin gerçekte nasıl olabileceğini öğrendiğimiz, realitede nasıl uygulanabileceğini öğrenebildiğimiz, görebildiğimiz bir ilim insanı, ilim irfan insanı, bir hoca, bir profesörle birlikteyiz. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamız bizimle birlikte. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Son günlerde biliyorsunuz bir pandemi yaşıyoruz ve bu pandemi insanları evlere hapsetti. Ama pandemiden daha öte bir korku yaşıyor insanlar. Koronavirüsten öte bir korku pandemisi var. Bu noktada insanların sormaya cesaret edemediği ama merak ettiği sorular var. Bu soruları sizlerle bugün değerlendireceğiz. Öncelikli sorum, nesnelerin interneti. Bu kavram üzerinde biraz durmak istiyorum. Biz nesnelerin internetini daha yeni yeni sindirmeye çalışıyoruz. Beyinler arası bir internet kavramı var. Son günlerde çok sık konuşulur oldu. Ama sizin daha önceki bir röportajınızda 41 yıl önce bir beyne çip yerleştirme olayından bahsettiğinizi biliyorum. Siz bu çip yerleştirme ile beyin frekanslarını ölçtüğünüzü söylüyorsunuz. Ama bugün geldiğimiz noktada da Elon Musk'ın da bir beyne çip yerleştirme projesi var. Hatta aşılarla beraber bir yaygara koparıldı. Doğru. İşte bizim vücudumuza çip yerleştirilecek diye bir iddia ortaya atıldı. Henüz bunun iddiadan öte bir ispatı olmadı ama olmayacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Çünkü Elon Musk'ın bu anlamda çok ciddi projeleri var. Bir tarafta Bill Gates var, bir tarafta Elon Musk var. Elon Musk da bir çip yerleştirme yapıyor. 41 yıl önce siz de yaptınız. Elon Musk'ın çip yerleştirmesiyle sizinkinin arasında nasıl bir fark var? Buradan evet, başlayalım teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çok önemli bir konuya temas ettiniz. Çünkü benim bununla ilgili, yani sadece bu konuyla ilgili 7-8 tane kitap yazdım. En son bununla ilgili yazdığım kitap Beyinsizsiniz 3.0 İnsanlığın Geleceği. Ondan bir önceki kitap ise Beyinsizsiniz 2.0 Beyinler Arası İnternet. Sizin bahsetmiş olduğunuz işte 41 değil 42 yıl evvel yapmış olduğumuz o çalışma, yani beynin frekanslarını çözme ameliyatı. Oradan bahsetmiş olduğum Beyinsizsiniz 2, Beyinler Arası İnternet, World Brain Web kavramını ben ilk olarak zaten kullanmıştım. O yurt dışında da yayınlandı zaten. Ondan bir öncesi de Beyinsizsiniz 1.0. O da Beyinsizsiniz. Hatta ondan bir öncesi de Beyin Fırtınası vardır. Yani beyin üzerine epeyce yazılar yazdım, kitaplar yazdım, makaleler yazdım. Hatta çok yakında da Beyinsizsiniz 4.0 İnsanlığın geleceğinden sonra Beyinsizsiniz 4.0 kuantik çağa çıkacak. Hatta arkasından Beyinsizsiniz 5.0 o da holistik çağa. Gelecek 100 yıl neler olacak? Şimdi beyin çok enigmatik bir organ. Beyin çok esrarengiz bir organ. Benim kanaatime göre Allah kainatı beyne gizlemiş, beyne sığdırmış. Fakat beyin kainata sığmamış. Kainat beyne sığmış. Hatta ve hatta beynin içerisinde yaklaşık 1,5 trilyon 200 milyar hücre var. Beyin hücresi. Bunların 200 milyarı nöron dediğimiz, yani esas beyin dediğimiz, yani şu demek, beyin içerisinde 200 milyar tane beyin var. Her bir beyinde 200 milyar tane nöron dediğimiz beyin var. Yani her bir nöron bir beyin işlevi yapar. Yani çok enteresan, yani makrokozmos mikrokozmosa sığmış. Yani bir beyne sığmış, o beyin de bir nörona sığmış. O nöron mikrokozmos makrokozmosa sığmıyor, evrene sığmıyor, kainata sığmıyor. Şimdi ben aslında okumuşsunuzdur muhakkak, işte neden beyin cerrahı oldum. Çünkü benim aforizmalarım var. Onlarla da ilgili, yani benim biraz ironik olarak söylediğim. Hocam biz biliyoruz ama izleyenlerimiz bilmiyor. Evet, öğrenmek isteriz evet, tekrar. Yani benim aşağı yukarı 3500
4000'e yakın aforizmam vardır. Bunlardan 3 tanesi yani kitap oldu. Aşağı yukarı 2000'e yakını kitap oldu. 2000 tanesi kitap oldu. Aforizma 1, aforizmalar 1, aforizmalar 2, aforizmalar 3. Hatta iyi bir tevafuk bugün aforizmalar 4 matbaaya basıma girdi. Bir başka kitapla beraber. 1-2 haftaya o zaman raflarda olacak. İnşallah. 1-2 haftaya kalmayacak. Hayır, zaten buradan Muttalip Bey'e de bir gönderme yapalım. Sizin hemşeriniz gayret etsin. Çünkü arkasından Beyin Sisi'nin 4.0 kuantik çağı. O da hazır. O da matbaaya girmek üzere kuyrukta bekliyor. Turnike'ye girmiş. Beyin Sisi'niz 4.0 bu kitapta da çok hızlı ihtiyacımız var hocam. Evet, kuantik çağ. Arkasından Beyin Sisi'niz 5.0 o da holistik çağ, gelecek 100 yıl diye. O da kuyrukta bekliyorum. Şimdi ben hep yazmak isteyip de tembelliğim yüzünden yazamadığım kitaplarımı bir tek cümle halinde özetleyip aforizma haline getirdim diye söylemiştim biraz ironik olarak. Onun için aşağı yukarı 3000'e yakın aforizmam vardır. Bunlardan 3 tanesi basılmıştır. 3 kitap olarak 2000 civarında olanlar, 2000 civarında olan kitap haline getirmiştir. Aforizma 3 seri halinde. 4-5 de çıkacak inşallah. Cihanı düşündüğümüz zamanda, evreni düşündüğümüz zamanda bu aforizmalar içerisinde yine benim sık sık tekrar ettiğim, her biri 1000 yıl olan 1000 ömrüm olsa, ne demektir bu? 1000 × 1000. Her biri 1000 yıl olan 1000 ömrüm olsa hepsini beyin cerrahisine veririm. Yani ben mesleğimi bir kere çok seviyorum. Buradan genç arkadaşlara beyin bilimlerini, beyin cerrahisini, neuroscience'ı öneriyorum. Çünkü gelecek yüzyıllar, yüzyıl demiyorum bakın, gelecek yüzyıllar bugün bir kara delik olarak gördüğüm, kara delik olarak black hole diye gördüğüm nörolojik bilimlerin çağı olacaktır. Çünkü nörolojik bilimler içerisinde neuroscience'a girdiğiniz zaman da müthiş bir muhayyile evreni var onun içerisinde. Bütün araştırmalar, bütün buluşlar onun içinde olacağı kanaatindeyim. Şimdi böyle olunca nörona teksif olmak durumunda kaldık. Beyin dediğin nedir ki? İşte 1500 gram ağırlığında bir et. Fakat bu et, bu peltemsi, pelte kıvamında olan bu yapı şuur üretiyor, bilinç üretiyor, zihin üretiyor, fikir üretiyor. Yani Kur'an'ın ayetlerinin, yani 6300 küsür ayetinin %70, %80'i neden düşünmüyor? Efela yâkılûn, efela yefhemûn, efela yetezekkerûn diye belirten ayetlerine bir anlamda mazhar oluyor, muhatap oluyor. Neden düşünmüyorsunuz? Ya beyin düşünce üretiyor. Bakıyorsun ki ben 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım. Milyonlarca hasta baktım. Yani 10 binlerce beyni açtım, dokundum. Hiçbir beyin diğerine benzemiyor. Hiçbir nöron diğerine benzemiyor. Ve o et parçası, o pelte kıvamında olan o organ fikir üretiyor yahu. Evet. Şimdi bakıyorsun ki zeka seviyesi veyahut da akıl, fikir, tefekkür, teakkül, tezekkür seviyeleri farklı olmasına rağmen morfolojik olarak ilk etapta baktığınız zaman da çok fazla bir fark yok. Morfolojik olarak, anatomik olarak. Ama bir fonksiyon olarak baktığın zaman da müthiş fark var. Peki o farkı yapan nedir diye hep düşünmüşümdür. Sonuçta bu kadar beyne dokundun. Yani 50 yıldır, yaklaşık 50 yıldır tıbbın içerisindeyim ben. Hatta 50 yıl değil, yani ben 68 yaşım, 68 yıllık ömrümde hep beyin içinde oldum. Çocukluğumdan beri ben beyin cerrahı olacaktım. 5 yaşından itibaren kararım öyleydi. Kendiniz 5 yaşında karar verdiniz. Evet, 5 yaşında karar verdim. Onu zaten değişik röportajlarda var, kitaplarımda da anlattım. Bir beyin cerrahının anlarında da var. İlkokul öğretmenim, 5 yaşında gittim ilkokula. İlkokul öğretmenim beyin tümörüydü. İşte evet. Ondan dolayı bir şey olmuştu. Neyse, uzun hikaye. Oraya gitmeyelim, dağıtmayalım konuyu. Tüşterel yevakidü bil mevakit ve la tüşterel mevakidü bil yevakit. Yani zamanla istediğiniz bütün yakutları, zümrütleri, mercanları satın alabilirsiniz ama
dünyanın bütün mercanları, bütün yakutları elinizde olsa la tüşteri alamazsınız. Mevakitü bil yevakit, onu satın alamazsınız diyor. Bakın, zamanı iyi kullanmak adına çok detaya girmiyorum. Ve bu nöron beni büyüledi. Beyin büyüledi. Hala büyülemeye devam ediyor. Çünkü biz o bir engin bir umman olarak görürsek, biz henüz daha ayaklarımızı suya sokamamışım. Ben sokamadım. Hala kumsaldayım. Yani diyebilir miyiz hocam, beynin sırlarını daha biz keşfedemedik? Hiç, hayır. Şimdi mesela diyorlar ki iyi bir konuya temas ettin. Yani şimdi benim mesela daha önceki kitaplarımda beynin 2,5 milyon gigabayt hafızası olduğunu, mesela bizim talebeliğimiz yıllarında işte o zaman bile işte beynin işte %2'sini falan kullandığımızı yazdık, öğrendik, öğrettik. Yanlış. Yalan demiyorum. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü bilim doğrunun peşindedir. Bilim doğrunun peşine gider. Şimdi bizim rozetimiz yılandır. Niye yılan? Yılan ışığın peşine gider. Şüpheci bir hayvandır. Meraklı bir hayvandır. Hekim de öyle olması lazım. Şimdi bilim de merak, şüphe ve hayret de bilim olur. Bakın, şüphe, merak, hayret ve gayret. Bak güzel çıktı. Çok güzel. Bir aforizma. Evet. Alsana bir aforizma. Şüphe, merak, hayret ve gayret. Ama doğrunun peşindedir. Ama doğru değişkendir. Doğru değişkendir. Yani şimdi bilimde doğruyu ortaya çıkarma gayreti vardır. Ama ilimde hakikati ortaya çıkarma gayreti vardır. Bilimle ilim arasındaki fark, ince çizgi. Hayır, çok farklar var da bir tanesi bu. Yani ayrıyete mesela bilim eleştireldir, bilim ayıklanabilir, bilim değişkendir, bilim kontrol edilebilir. Birçok bilim insanının farklı mekanlarda, farklı yerlerde, farklı zamanlarda aynı metodolojiyi kullanarak daha önce çıkan sonuçlara yakın ya da aynı sonuçları veya yakın sonuçları bulmak durumundadır. Ve değişkendir bu nedenle. Ama ilim öyle değildir. Ve bilim ondülandır. Yani bugün doğru olan yarın yanlış, bugün yanlış olan yarın doğru olabilir. Ama ilim öyle değil. İlim lineer yükselir. Devamlı hakikat peşindedir. Yahut doğru her zaman, doğrunun ömrü daha doğru doğuncaya kadardır. Doğrunun ömrü daha doğru doğuncaya kadardır. Her hakikat doğrudur. Ama her doğru hakikat değildir. Zamana göre doğrudur. Mekana göre doğrudur. O bakımdan bilimle ilim arasında böyle bir fark vardır. Şimdi o bakımdan o zaman yazmış olduğumuz kitaplarda veya öğrettiğimiz veya öğrendiğimiz kavramlar bugün bakıyoruz ki yani yalan değil, yanlış. Niye? Bilim ilerliyor. Başka şey çıktı. Bugün diyoruz ki mesela beynin kapasitesi, ben yazdığım kitapta, daha 4 yıl önce yazdığımız kitapta diyorum ki beynin hafızasının kapasitesi 2,5 milyon gigabayttır. Ben de diyorum hayır. Ben yazdığım şeye ben itiraz ediyorum. Diyorum ki hayır. Beynin kapasitesi namütenahidir. Sonsuzdur diyorum. Şimdi bu kötü bir şey mi? Hayır, o zamanki bilimin ışığında böyleydi. Peki beynimizin %2'sini kullanıyorduk diyor idik. Hayır, hiç kullanmıyoruz. Bakın, çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Hiç kullanmıyoruz. Hocam kullandığımız nedir ki? Refleks, geleneksel, konvansiyonel, traditional dediğimiz. Öğrenilmişle. İşte o kadar. Evet. Yani yoksa beynin içinde. Bakın Emrah Bey, beynimizin bir hücresinde, zarında sadece 70 milivolt elektrik var. Sen bunları o trilyonlarca hücreyi bağla birbirine, seri olarak kainatı yakar ya, sen de konuşuyorsun. Onun için diyoruz ki kainat, makrokozmos beyne bir nörona sığdı da beyin, nöron makrokozmosa, kainata, evrene, cihana sığmadı. Böyle düşüneceksin. Onun için Allah-u Teala, benim kanaatim, düşündüğün her şeyi yapabilme kabiliyetini sana verdi. Yapmak kendi elinde. Bu kendi elinizde. Ve beynimizi kullanmıyoruz dedim ya, ben ağzımda pelesenk ettiğim bir şey vardır. Bunu teolojik olarak itiraz edilebilir ama ben bilim adamı kimliğimle diyorum ki yarın Allah bu insanlara namazdan, niyazdan, haçtan, şundan, bundan, oruçtan önce
neden beyninizi kullanmadınız? Evet. Neden aklınızı kullanmadınız diye soracaktır. Çünkü ayetlerin %70'i efela yağlıun, efela yefemun, efela yetezekkerun diye bitiyor. Neden düşünmüyorsunuz? Neden fikir üretmiyorsunuz? Neden proje üretmiyorsunuz? Neden hipotez ortaya koymuyorsunuz? Neden kafanızı kullanmıyorsunuz? Neden akletmiyorsunuz? Neden geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmuyorsunuz? Mesela tezekkür. Hep böyle yanlış anlaşılmış. Ya benim kanaatim şu ana kadar yapılan bütün tefsirler de yetersizdir. Kafi değil. Hep tekrar edilmiştir. Onun için yani kıylukal dediğimiz copy paste yapılmıştır. Mesela bakıyorum ben Kur'an-ı Kerim'i şu yıllardır okuyan bir insanım. Ben İncil'i de, Tevrat'ı da, Matta'yı da, Markos'u da, Yuhannas'ı da, Lukas'ı da okuyan bir insanım. Ben kalkayım sana Matta'yı anlatayım, Markos'u anlatayım, Talmud'u anlatayım. Hı hı. Ahdi Atik, yani New Testament, Old Testament anlatayım. Ama ben her okuyuşumda Kur'an'ı bakıyorum ki Allah Allah diyorum ya. Ben bunu yeni mi okudum diyorum. Daha önce okumadın mı? Çünkü modern bilimin ışığında ona baktığımız zaman da farklı bir şey ortaya çıkıyor. Mesela efelayeti, tezekkür ne demek tezekkür? Ya tezekkür işte efendim aç kitaplara bak işte al eline tesbihi Allah 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 diye zikretmek. Ya böyle bir şey yok. Allah'ın böyle senin Allah Allah demene ihtiyacı yok ki. Oradaki tezekkür kelimesi geçmişi dikkate almak demektir. Geçmişte ne oldu? Onlara dikkate alıp tezekkür, tedebbür mesela. Tedebbür istikbali arkadan kuşaklayabilmek, kavrayabilmek. Nasıl? Geçmişte neler oldu? Tezekkür. Onu dikkate alıp, analiz edip ondan projeleri ortaya çıkartıp tedebbür, ben ona 5T kavramı kitaplarımda var. 5T kavramı diyorum. Tezekkür, tedebbür, teakkül, tefekkuh ve tefekkür. Ve istikbali arkadan kucaklamak. Ve bu ne demektir? Ütopya sahibi olmak demektir. Yine bugün burada açıklayacağım evet. Bir şeyi, yeni bir şeyi ilk olarak açıklıyorum. İnşallah ileride kitaplarımda bunu yazacağım. Fatiha suresinin mesela İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakîm. İşte sana ancak sana inanır, sana ibadet ederiz. Bizi doğru yola ilet. İhdinâs sırâtal müstakîm. Bence eksik meallendirilmiş, eksik tefsir yapılmıştır. Orada benim kanaatim İhdinâs sırâtal müstakîm yani istikbale yönelik, istikbali planlayıp, istikbali şekillendirip senin insanlığın, hayatın, evrenin, kainatın cihan şumul kurallarına göre bir istikbal planlamayı bize nasip eyle. Bir ütopya sahibi olmayı bize nasip olma anlamındadır. Yoksa bir taraftan diyorsun iki günü eşit mümin bizden değildir diyorsun. Ondan sonra yatıyorsun, kalkıyorsun, kahvaltı işte aynı şey. Yok böyle bir şey. Her gün ertesi bir önceki günden daha iyi olmak durumunda. Şimdi onun için tedebbür, yani tezekkür, tedebbür ütopya sahibi olmaktır. Ne demektir ütopya sahibi olmak? İstikbali tahmin etmek değil, istikbali şekillendirmektir. Kafana göre, evet. Cihan şumul kurallara göre, evrensel kurallara göre, hayatın kurallarına göre. Hayat derken burada insan kastetmiyorum. Kainatta her ne var ise canlıdır. Taşın da canı vardır, evet. Toprağın da canı vardır, ağacın da, böceğin de, yılanın da, akrebin de hepsinin canı vardır. Domuzun da, çekirgenin de, farenin de. Hepsinin canı vardır. Ve onların da hayatını dikkate almak durumundasın. Ve öyle bir cihan şumul evrensel kurallar koyacaksın ki zaten benim beyinsizsiniz 4.0 kuantik çağ ve beyinsizsiniz 5.0 holistik çağ kitaplarında bunun üzerinde duruyorum. Yani evrende holistik zaten hologram oradan geliyor. Holistik yani evren bir bütün. Yani sizin varlığınız benim varlığıma bağlı. Benim varlığım da sizin varlığınıza bağlı. Bu matematiksel olarak Bayezid matematiği diyoruz biz buna. Yani şimdi kuşlar uçarken birbirine değmiyorlar. Evet. Ama biz bir İstanbul'un trafiğinde bakıyorsun ki birbirine o arabalar onu çarpıyor. O da şey yapıyor bilmem fren yapıyor. Ne diyorlar ona? Twist diyorlar. Ne diyorlar o? Drift. Bilmem ne yapıyorlar. O ona çarpıyor, ona çarpıyor. Ama evrende böyle bir düzen var. O düzeni koruyucu, muhafaza edici ve daha geliştirici yöntemlerin içerisinde olduğu bir istikbal düşüneceksin. Buna ütopya diyoruz. İlk ütopya sahibi tarihte
Milattan önce 300'lü 400'lü yıllarda Eflatun'dur. Onun Cumhuriyet, Fed ve Devlet adlı 3 eserinden devlet, yani nasıl bir devlet düzeni kuracaksın? İkincisi kime aittir biliyor musunuz? İkinci ütopya sahibi olan, tabii Aristo'da anlamında, çünkü Farabi'nin kitaplarını biliyorsunuz, Aristo yazmıştır. Evet, Medinetül Fazıl'a, Farabi'nin yazmış olduğu Medinetül Fazıl'a, o da ütopya kitabıdır. Bir başkası daha var, 1000'li yılların başında, Selçuklu veziri Atabey, kitabının ismi biliyorsun, Siyasetname. Evet. Siyasetname aslında Avrupa'ya ışık tutan bir kitaptır. Tabii Medinetül Fazıl'a evet. Çok önemli. Yani Farabi'nin Medinetül Fazılası çok önemli. Hatta işte biliyorsunuz Muallim-i Sani denir ona. Muallim-i Evvel Aristo'dur. Muallim-i Sani. Tabii bu arada hemen ben gerek Aristo'yu gerekse Eflatun'u da rahmetle anmak istiyorum. Şimdi hemen diyecekler ya onlara rahmet niye? Ya daha İsa doğmamış. Zaten Sokrat'ın da Eflatun'un da tevhid inancı üzerine düşünceleri olduğu için onlar da Müslüman. Zaten Hazreti Adem'e gelen din de İslam'dır. Yani Müslüman olması da taşın dahi rahmete ihtiyacı yok. Efendim tabii canlının da ölünün de ayrı ama evet. Biz şundan söylüyorum bunu. Tabii yanlış bir traditional, geleneksel, konvansiyonel bir yanlış düşünceler vardır bizde. Evet. Efendim ona işte bilmem adama diyorsun ya ya annene selam söyle, babana selam söyle, Allah rahmet eylesin. Ya annem yaşıyor. Kardeşim yaşayanın da rahmete ihtiyacı var. Evet. Yaşayan da rahmet. Yağmur yağıyor. Rahmet değil mi bu? Evet. Herkesin rahmeti diye. O zaman niye diyorsunuz ki Er-Rahmanir-Rahim? Ya Rabbi sen Rahmansın, Rahimsin. Niye diyorsun? Allah Rahim sıfatını kadına verdi. Hiç kimseye vermediği sıfatını, özelliğini kadına verdi. Rahim sıfatı onda. Bebeği beslediği için. Ha bu arada tabii Esma-ül Hüsna diyorlar. Aslında Esma-ül Hüsna değil o. Esfat-ül Hüsna'dır. Allah'ın sıfatlarıdır onlar. Allah'ın tek bir ismi vardır. Allah. Allah'tan başka Allah'ın ismi yok. Diğerleri esmadır. Sıfatlarıdır. Esmanın sıfatlarıdır. Yani nedir? Rahmandır, Rahim'dir, Melik'tir, Kuddüs'ü, Selam'ın, evet. Mü'minin, Müheyn'in, Aziz'in, Cebbar'ın, Kahhar, Vehhab'ın, Rezzak'ın, Fettah'ın, Azim'in, Gabiz'in, Basud'un, Rafi'in. Uzayıp gider. Sıfat. Yani zaten o sıfatları biz isim olarak kullanıyoruz değil mi? Rahim diyoruz. İşte Rahman diyoruz. Alim diyoruz. Mü'min diyoruz. Çok ama Allah sıfatı, Allah ismi kullanmıyoruz. Abdullah diyoruz. Bakın, Abdullah diyoruz. Abdurrahman diyoruz. Hı. Neyse, şimdi o zaman Nizam-ül Mülk'ün Siyasetnamesi 17. yüzyıla kadar ders kitabında okutuldu. Machiavelli'nin prensi... Aferin. Aferin. Bak burada tebrik ediyorum. Machiavelli, Prens adlı eserini intihal yapmıştır Siyasetname'de biliyor musunuz? Aferin. Doğru. Machiavelli, Prens adlı eserinin şeyin intihalidir. Siyasetnamenin intihalidir. Tabii onu söylemezler. Ama ben söylüyorum. Şimdi ama daha büyük onların ütopya olarak esas kitap Thomas More'undur. Thomas More 1478 yanlış hatırlamıyorsam 1535'te kafasını kestik adamcağızın zaten bir daha. Ütopya'yı yazdı zaten. Ütopya kitabı ona aittir. Henry, 6. Henry yanlış hatırlamıyorsam İngiltere Kralı tarafından kafası kesilmiş. Çok yakın olduğu için. Niye? Kendisi Yüksek Mahkemenin Başkanı Thomas. Diyor ki kral ben olacağım diyor şeyin başkanı. Hem kilisenin hem mahkemenin. Hı hı. Yok olmaz diyor yani. Bu Ütopya'ya uymuyor. Zaten Ütopya da zaten ismi üzerinde hayali bir ülke, bir ada var. İşte o adada her şey güllük gülistanlık şeklinde. Ütopya. Kabul etmiyor şey. Thomas sonunda kafasını. 1535 yanlış hatırlamıyorsam. 1535 olabilir. Evet. İkincisi neydi dedik? Tedebbür. Yani arkadan geçmişi dikkate alarak tezekkürle tedebbür ütopya sahibi. Sonra başka? Üçüncüsü nedir? Teakkül. Akletmek ama bağ kurmak demektir. Yani geçmiş ile teakkul. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmaktır. Hı. Akletmek. Bağ kurmak. Kur'an'da da defalarca geçer. Akletmez misiniz der Allah. Efela yağlu. Yani geçmişte olan hataları dikkate alarak, başarı ve başarısızlıkları dikkate alarak istikbale matup plan ve program yapmak. Bağ kurmak. Dördüncüsü teakkul. Tezekkür.
tedebbür, teakkul, tefekkuh. Tefekkuh nedir? Güncel problemlere ve olabilecek problemlere çare bulmak. Fıkıh oradan gelir. Evet. Fıkıh oradan gelir. Evet. Beşincisi tefekkür. Tefekkür neymiş? Efendim kafayı ev al tesbih eline. Yok, böyle bir tefekkür yok. Tefekkür ismi üzerinde ya. Fikir üretmek. Arapça tefekkere, yetefekkeru, tefekküren diye gramatik bir şey, çok basit yani. Bir Arapçayı daha yeni başlayanlar peki öğrendiniz. Niye hocam bize bunu tefekkürü başı öne eğip de hamd etmek gibi yani şimdi, başka bir manada. Evet. Şimdi ismalarla evrenden bir şey istemeyiz. İstemez. Zikirle. Efendim bakın. Bakın şimdi dua aslında önemlidir. Hiç dua şüphesiz. Molekülü esas maddesi, ücreti ve komplikasyonu olmayan tek ilaçtır. Bak. Molekülü yok. Maddesi yok. Kimyasalı yok. Ücreti yok. Ve yan etkisi yok. Komplikasyonu yok. Olan tek ilaçtır dua. Ama dua iki türlüdür. Birincisi olmazsa ikincisi önemsiz sayılır. Nedir birincisi? Fiili dua. Evet. Önce fiili dua, sonra kavli dua. Onun için ben hep derim ki tedbirsiz tevekkülden, icraatsız duadan, sufli inzivadan Allah'a sığınırım. Bir daha söylüyorum. Tedbirsiz tevekkülden. Yazın bunları. Bunu sayın seyirciler bence not edin, duvara alsın. Bakın bu hayat felsefesi olacak bir söz. Tedbirsiz tevekkülden, icraatsız duadan, sufli inzivadan Allah'a sığınırım. Binli yıllarda sade batılılar bizim gelip kitaplarımızı alıp gitmediler. Biliyorsunuz 800'lü yıllarda Beytül Hikme, Halife Me'mun zamanında Beytül Hikme Bağdat'ta 16-17 tane üniversite vardı. Bütün batılı Yunanca'dan, Latince'den kitaplar Arapça'ya tercüme edildi ve büyük alimler yetişti. İşte El-Kindi var mesela, Meccezir Hadis ilk bulan adam. İşte İbn-i Haysem var. İşte bu İbn-i Haysem biliyorsunuz optik sistemi kuran adam. Optik sistemi kuran adam. Onun hatta Kitab-ül Menazir diye 7 ciltlik kitabı var. 7 cilt. Bugün ışığın kırılması mırılması, adama da deli demişiz o zaman. Yani bu adam karanlık odaya gidiyor, bilmem bir delikten ışığı geçiriyor falan. Bu delirdi mi diyorlar. Mesela El-Kindi'yi de hakeza aforoz etmişiz. Cabir bin Hayyanlar var. Ki bu atomun temelinde, maddenin temelinde boşluk olduğunu. Hatta der ki mesela El-Cüz'u la yetecezze, parçalanamayan bir madde yoktur. Aslında parçalansa ne Bağdat kalır ne Basra demiş. Yani büyük bir enerji şey yapmış. Onun için Nobel'i aslında onlara vermek lazım. Mesela İbrahim Nazzam var. Hakeza. Aslında madde diye bir şey yok. Hatta İmam Rabbani de söyler onu. Madde diye bir şey yok diyor. Boşluk, hakikaten boşluk yani. Zaten Kur'an'da ayet yok mu ki bu dünya boştur diye, evet. Oyundan ibarettir. O zamanda mesela işte Harezmi var. Muhammed el-Harezmi var. Evet. Muhammed Abdullah el-Harezmi var. O Türk biliyorsunuz, Harzem şehrinden Harezmi. Bu algoritmayı bulan adam. Yani algoritmayı bulan adam. Hayyan var. Ömer Hayyan var. Evet. Matematisyen, astronom. Yani X'i bulan adam. Hatta Hayyam kuralları var. Yani Harezmi X'i buldu. Yani şey diye geçiyor. Eşşeyu şey Arapçada. Eşşeyu şey öyle şey ki o şeyi X olarak geçmiştir batıya. Bunlar var. O kitaplarımızı işte Latince'ye tercüme alıp götürmüşler. Fakat sadece onları alıp götürmemişler. Bizi bin yıldır uyutmaya sokan işte sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Siz aslında işte tezekkür etmek, tefekkür etmek, Allah Allah deyip zikretmektir anlamında. Halbuki insan düşünmüyor mu ki ya? Bunun için eğitime de gerek yok. Tefekkür. Tefekkere, yüfekkürü, tefekküren. Fikir oradan gelir. Fikir üretmek. Yani proje üretmek. Yani ben bu kameraları nasıl yaparsam daha iyi olur. İşte ben ne bileyim bu masayı daha nasıl yaparsam ergonomik olur filan. Fikir üretiyorsun. Onun için tefekkür oradan gelir. Beşincisi tezekkür, tedebbür, teakkul, tefekkuh ve tefekkür. Yani istikbale matuf projeler üreteceksin. Hayata matuf. Çünkü biz bu hayata yiyip içip eğlenip
çoluk çocuk sahip olmak için gelmedik. Günü kurtarmak için gelmedik. Hayır. Evet. Asla eyyamcılık yoktu. Ne için geldik? Evrene, hayata katkı sağlamak için geldik. Yani Bayezid matematiği dediğimiz o. Yani şimdi bakın, şöyle tarihe baktığımız zaman da ben dedim ya, 1000 yıldır biz uyuyoruz. Hı. Uyutuyorlar bizi. Uyuma beyefendi. Niye adama kızıyorsun? Efendim ya Rabbi, Yahudileri kahreyle. Niye kahreyledim kardeşim? Çalış, ben de sana da vereyim. Ayet var. Ve en neyse lil insan illa masa. Ben sizin rızkınızı verirken, ben sizi ödüllendirirken, ben sizin rızıklandırırken, ben sizin imanınıza bakmam, namazınıza bakmam, orucunuza bakmam. Neyinize bakarım? İlla masa. Terinize bakarım. Çalışmanıza bakarım diyor. Bakın, Hazreti Adem'e gelen din ile Hazreti Peygamber'e gelen din arasında fark yok. İslam'dır. Ali İmran suresinde inne dîne indellâhil İslam ve mehtelefellezîne ayet-i kerime. Nedir? Tabii ki update edilmiştir. Şöyle düşünün. Elimizde bir telefon var. Yaşınız müsait değil. Eskiler bir manyetolu telefon vardı. Kır 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 çalıştırırlardı. Manyetolu telefon. Kolu vardı. Onu Tevrat kabul edin. Sonra kadranlı telefon var. Onu da İncil kabul edin. Bunu da Kur'an-ı Kerim kabul edin. Yani updated form. Geliştirilmiş formdur. Evet. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani temel prensip hayata katkı sağlamak. Yani sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım denen. Tabii ki onun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu tartışmıyorum ama biz ondan bir ders çıkartmak durumundayız. Çünkü onun yani çok sahih olmadığı konusunda da düşünceler var, ama olsun, önemli değil. Biz oradan şunu çıkartıyorum. Yani alemleri ben senin adına yarattım denen Hazreti Peygamber'e Allah ayette diyor ki Kur'an'da, ya Muhammed diyor, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya Muhammed, ben seni git de ye, iç, gez, eğlen, keyfini sür, çoluk çocuk sahibi ol, evlen diye yollamadım. Ne diye yolladım? İlla, ancak رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bakın, dünyada demiyor, insanlar demiyor, gezegenler demiyor, alemlere rahmet olarak, evrene. Evet. Evren dediğimiz nedir? 500 milyar ışık yılı çapında olan ve devamlı genişleyen, bak 500 milyar ışık yılı, ışığın hızı ne kadardır? Sesin ki biliyorsun 340 metre bölü saniye. Işığın ki 300 bin, 298 bin, 300 bin kilometre bölü saniye. Yani bir ışık dünyanın etrafını kabaca 6 kez dolanır. Veyahut da güneşten çıkan ışın bize 8 dakikada gelir. Yani biz güneşe baktığımız zaman da o güneşi görmüyoruz. 8 dakika önceki halini görüyoruz. Peki ışığın, o ışığın bir yılda aldığı süre ne kadarsa, 500 milyar ışık yılı çapında olan bir evre ve devamlı genişliyor. Hem bunu astrofizik olarak biliyoruz. Mesela bu yıl yani geçen sene Nobel ödülü alan Roger Penrose, 89 yaşında benim tanıdığım bir arkadaşımız, Londra'da astrofizikçi, Nobel ödülü aldı. Bu evrenin kara deliklerle ilgili olarak. Hem astrofizik olarak biliyoruz, hem de Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 47. ayetinde ayet-i kerimde lemusi'un diyor. Biz devamlı evreni genişletiyoruz diyor. Ayet! Yani Kur'an bir yerde diyoruz ki el-Kur'anu el-kelamul mu'cizul münezzelu alel-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Yani bu Allah'ın kelamıdır, mucizedir falan falan. O diyor bunu. Bakın, o diyor bunu. Diyor ki biz, diyor, Zariyat suresinde söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 47. ayet olması lazım. Lemusimun, biz devamlı genişletiyoruz diyor. Bu evren içerisinde, bu evrende her ne varsa hepsine diyor seni katkı sağlayasın diye gönderdik diyor peygamberine. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da bizim katkı sağlamamız gereken evrendir. Dedik ya, her şeyin bir canı vardır. Çünkü yılan benimle değer kazanır, ben de yılanla. Domuz benimle. Domuz, Allah domuzu istese yaratmazdı. Ama yarattı, demek bir işi var burada. İşi olmayan bir varlık, bir mevcut yok. Her şeyin, her mevcudun, her mevcudatın bir görevi var. Şimdi dedik ya, sesim 340 metre bölü saniye bir hızı var. Işığın 300 bin kilometre bölü saniye var. Peki bu nöronların kendi aralarında dedik ya düşünce üretiyor.
Peki onun hızı ne kadar? Yani şimdi sen diyorsun ya, Amerika'da bir arkadaşım vardı ya, acaba ne yapıyor? Bakın zırt telefon çaldı. Senin düşüncelerin zırt oraya gidiyor, onu etkiliyor. Beyinler arası internete evet, geleceğiz. Evet, evet. Peki onun hızı ne kadar? 2 milyon 800 bin kilometre bir saniye. 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye. Peki o 500 milyar ışık yılı evren içerisinde bizim yerimiz ne? Düşün ki o bir daire çizelim. O dairenin içerisinde 500 milyar ışık yılı çapında bir daire olsun. Onun içerisinde bir nokta koyun. O nokta içerisinde 100 milyar bizim güneş galaksimizden olan, güneş sistemi olan 100 milyar güneş sistemi var o noktanın içerisinde. O noktanın içerisinde bizim Samanyolu, evet. Samanyolu dediğimiz, yani Lacta Via dediğimiz Samanyolu. Onun içerisinde sen o şeyi düşün, o bizim güneş sistemi düşün, onun içerisinde dünyayı düşün, onun içerisinde kendini düşün. Artık var mısın, yok musun? Düşünemiyoruz yani o kadar. Şimdi nöronlar, onun için diyorum ki nörona, yani evren nörona sığmış ama beyine sığmış ama beyin evrene sığmamış. Bu sözü şimdi çok daha iyi anladım hocam. Şimdi oturdu kafamda. Şimdi ne oluyor? Nöron, bakın bir nöron aslında beyin bir istişare merkezidir. Bir meclisidir, meclistir. Nöronlar meclisi. Yani bir şeyi karar vereceğin zamanda, bir şey düşündüğün zamanda bu nöronlar kendi aralarında istişare ederler. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun, sen ne diyorsun? Hepsi birbirine sorar. Ne demektir bu? Bırakın trilyonları bir tarafa bırakın. 200 milyar nöron olduğunu düşünelim. 200 milyar çünkü daha önceki mesela bundan bir yıl önceki düşüncelerimizde bu 1,5 trilyon hücreler, biz buna gri hücre diyoruz. Bu gri hücre daha fazla nöronların işte elektriğini, suyunu, ekmeğini falan getiren, hizmetkarlığını yapan cariye hücreler diyorduk onlara. Ama şimdi baktık, öğrendik ki onlara da icabında nöronlar soruyor. Sen ne dersin? Senin görüşün nedir? Onun da fikrini alıyor. Yani diyor ki onu öyle yapma, böyle yap. O da devreye giriyor. O zaman bunu da bir tarafa koyalım. 100 yani 100 milyar 200 milyar 1 trilyon her neyse onlar kendi aralarında 2 üzeri o kadar milyar trilyon neyse istişare yaparak, yani o kadar onun artık ne kadar çarparsan onu, yani 1 trilyon kabul et, 1,5 trilyon, 100 milyar, 200 milyar neyse o kadar sayı çıkarsa o kadar istişare yapıyor demektir. Peki bunu ne kadar süratle yapıyor? İşte dedik ki 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Yani saniyede 10 üzeri 16 işlem yapıyor. Ne demektir bu? Saniyede 10'u 16 kez kendi kendine çarparsan ne çıkarsa o kadar işlem yapıyor. Yani sen farkında değilsin. Biz burada seninle konuşurken oradan geçen arabayı da, karşıda geçen arabalarda, esen rüzgarda, ağaçlarda, çiçeklerde, yapraklarda, kaynayan suyun çıkan kabarcıklarında beyin kaydeder. Biz buna holistik kayıt diyoruz. Onun için beyinsizsiniz 4 ve beyinsizsiniz 5'te biz bunları anlatacağız. Zaten detaylı olarak siz erken davrandınız. Ben bir soru ekleyebilir miyim? Buyurun. Aklıma canlandı. Ben anne olarak da bildiğim bir bilgi var. Daha doğrusu siz doğrulayabilirsiniz. Bebekler doğduğu anda beyinlerinde çok fazla, hani bütün nöronların çalıştığı söyleniyor. Ancak anne babaların eksik eğitiminden dolayı, yanlış uyaranlar verilmesinden, uyaran hiç almamasından dolayı bunların bir ampul gibi söndüğü teorisinden bahsediliyor. Yani biz çocuğun da kapasitesini kendimiz daraltmış oluyoruz değil mi bu sayede? Şimdi Banu çok güzel bir konuya temas ettim. Tabii konu dağılıyor birazcık ama olsun. Buna bir antiparantez, bir cevap verelim. Aslında eğitim anne karnında başlar. Ben doğmadan da vardım. Sözüm var benim. Ben doğmadan önce de vardım. Yani bildiğimiz Galip Bela mıdır? Yani ben şimdi ona geliyor, onun sözünü söylüyor. Batı zaten bunu söylüyor. Hatta bilinçaltı temizleme, geçmişte getirdiğiniz şeyler, aile travmaları ben vesaire. Ben doğmadan da vardım. Ben doğmadan önce de vardım. Şimdi eğitim anne karnına başlar. Çok doğru söyledi. Biz aslında bugün nöronları laboratuvarda üretiyoruz. Hatta mesela beyinde aşağı yukarı 20-25 bin nöronu üretip bir yapay beyin yaptık laboratuvarda fare nöronlarından ve onların EEG'sini çektik. EEG'sini çekiyoruz. Enteresan. Yani şimdi konuyu dağıtmayalım çünkü orayı kaçırmayalım.
10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Yani her bir nöron saniyede yani 10'u 16 kez çarpacaksın. 16 kez yani 10'u 16'ya çarpacaksın. Milyon milyar çıkıyor hatta. Ne milyar ya? Hangi milyardan bahsediyorsun? Onu 16 kez yani 10 kere 10'un 100, 100 kere 100'ün şu kadar 100 kere öyle 16 kez de çıkarsın. O kadar saniyede işlem yapıyor. Şimdi diyorsun ki benim telefonum işte bilmem şu kadar 5 nedir sen söyle şu kadar gigabaytlık hafızası var bilmem nesi var. Hızı budur internet hızı bilmem ne diyorsun. O hızı düşün. Saniyede o kadar işlem yapıyor. Saniyede. Düşüncenin hızı ne kadardı? 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye. Şimdi bu kadar müthiş bir akım var. Biz onu bugün simülasyonla görüyoruz. Henry Markham ETH'da Zürich Üniversitesi'nde Profesör Doktor Henry Markham neuroscientist matematikçi bir bilim insanı arkadaşımız. Onun yaptığı çalışmada 28 bin nöronun nasıl iletişime geçtiğini gösterdi simülasyonla. Niye fazlasını yapamadık? Çünkü elimizdeki bilgisayarlar fazlasına müsaade etmiyor. Yani kağıtlıki kuantum bilgisayarları var. Şu anda var. Bakma yok diyorlar. Var. Yani kuantum bilgisayarlar tabi laf lafa açıyor ama mesela kuantum bilgisayarların temelinde kübit kavramı vardır. Kübit. Kuantumda. Mesela bizim bilgisayarda ne vardır? 0-1 vardır değil mi? Hı-hı. Yani Elon Musk'ın işte bu evet. Yaptığı çalışmalarda da onun üzerine kurduğunu. Ama biliyorsun Alan Turing biliyorsun bu enigmayı çözen Alan Turing ve Turing makinesi biliyorsunuz. Esas 0-1 var yok artı eksi üzerine kurmuştur. Buna bit, byte, kilobayt, megabayt, gigabayt filan işte terabayt filan flobayt diye devam ediyor. Bu nedir? Var yok diye şey. Ama kübit de öyle değil. Kübitte yani şöyle söyleyeyim ve o örneği veririm. Yani diyelim ki mesela bu evde faraza 100 tane oda var. Bir telefonunuzu bir yerde bıraktınız. Nerede olduğunu bulmak için her bir odaya gidip bakman lazım. Bilgisayar öyle çalışıyor. Vardır yoktur ve telefonu buluyor. Ama kübit kavramında yani kuantum bilgisayar öyle çalışmıyor. Nasıl çalışıyor? Kuantum bilgisayarı diyelim ki seni 100 tane oda, 100 tane yapıyorlar Emrah'tan. Anında tak alıp geliyor şey. Bu kadar hızlı yani. Şimdi onun için kuantum bilgisayarları şu anda var. Ama biz elimizdeki bilgisayarlar buna kafi gelmediği için Henry Markham 28 bin nörondan müteşekkil olan bir nöron grubunun iletişim, bilginin iletişim daha doğrusu. Yani kendilerinin arasındaki elektriki bağlantıyı değil de bilginin aktarılmasını gösterdi. Çünkü normalde nöronlar arasında kimyasal bir salgı olur sinapslarda. Yani şimdi diyelim ki şu bir nöronun şeysi, ötekisinin de ucu diyelim, gelip birbirine buluşu arasında bir izafi bir boşluk vardır. Oradan iletişimi bir takım maddeler salgılar, nörotransmitter diyoruz biz buna. Bu kimyasallar elektriğe dönüştürülerek alınıyor. Yani frekanslara dönüştürülüyor. Zaten frekansları biz çözdüğümüz anda onun için diyoruz ki kainatta herkesin yine burada hatırlat bana ilk olarak açıklayacağım bir şey var burada. Bu 1000 yıldır uyuyoruz. Biz bu kitapları sorduğun soruya cevap olarak veriyorum. Evet. Bu kitapları aldılar bizden. Latinceyi tercüme ettiler, okuttular. Tabii onlar da 1600'lü yıllara kadar onlar da uyuyorlardı. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Sadece biz değil. Ama biz hala uyuyoruz. Onlar 1600'lü yıllarda aydınlanma çağıyla beraber işte Newton, Descartes, Bacon yani Galileo işte o grupta bir aydınlanma yaşadılar. Ama biz hala uyuyoruz. Bize dediler ki siz tespih çekin. Hala çekiyoruz. Biz hala çekiyoruz. Sadece bizim kitapları alıp gitmekte kalmadılar. Elimize tesbih verdiler. Hadi çekin devam edin dediler. Fakat biz bunu uyanamadık. Çünkü zaten onun için diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de yeni başta mutlaka meallendirmemiz, tefsir etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bakın. Kur'an-ı Kerim canlıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in nüzulü devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü bitmemiştir. Mana olarak devam ediyor. Metin olarak tabii ki bitmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in nüzulü tabii ki bitmiştir. Ama mana olarak nüzulü devam ediyor. Zaten mucize olması o. Kıyamete kadar da dünya var, evren var olduğu müddetçe öyle diyelim. Evren var olduğu müddetçe Kur'an'ın nüzulü, mana nüzulü devam edecektir. Her zaman zamanın bilim ve teknolojik açısından Kur'an'ın ayetlerine bakmak lazım. Bize Kur'an-ı Kerim'de ben söyleyeyim burada. Kur'an-ı Kerim'de kopyalama var, yaratılış var, klonlama var, klonoidler var.
Animoidler var. Animoidler var. Animoidler var. Evrim var. Evrimleşme var. İzafiyet var. Hepsi var. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bir tıp kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim fizik kitabı değil, matematik, ama hepsi içinde, onun evet. içinde işaretler var. Anlayana. Efela yefemûn. Efela yefemûn. Neden anlamıyorsunuz? Neden fehmetmiyorsunuz? Neden anlamıyorsunuz? Neden düşünmüyorsunuz? Var. Şimdi dedim ya 1600'lü yıllarda işte Newton, Descartes, Bacon canlanmasıyla bir aydınlanma veya aydınlanamama. Şimdi 1600 mesela işte Descartes, René Descartes biliyorsunuz Spinoza'nın hocasıdır. Huygens'ın hocasıdır. Huygens da Leibniz'e hocalık yapmıştır. Leibniz biliyorsunuz bu monatlar teorisini ve işte integraldir, türevdir onu bulan adam. Her ne kadar Newton ben buldum deyip birazcık farklı bir grubun adamı olduğu için ve üst düzey seviyede olduğu için onun lehine vermişlerdir kararı, ama esas bulan Leibniz'dir. Yani Leibniz'dir. Leibniz de Huygens'in talebesi. Huygens kimdir bu? Şeyin etrafındaki halkaları bulan adamdır. Huygens. Satürn'ün etrafındaki halkaları bulan adamdır. Tabii daha önce Galileo bulmuştu ama işte 1642 yılında Galileo vefat etmiştir. Newton doğmuştu. Aynı tarihte. Sanki Hicri 150 yılında İmam-ı Azam'ın ölünüp İmam-ı Şafii'nin doğması gibi. Böyle bir sistem var. Spinoza hakeza itikayı yazmış ve Descartes'e karşı çıkmıştır 22 yaşında. Yani Descartes biliyorsunuz 1652 yılında yanlış hatırlamıyorsam vefat ediyor. Ona karşı çıkıyor Spinoza. İtikayı yazıyor. Ve arkasından işte tabii o Rembrandt o döneme rastlıyor mesela. Bir aydınlanma çağı başlıyor yani. O bakımdan Newton'un koymuş olduğu kurallarla beraber tabii Newton'un seviyesinde de aşağı yukarı milattan önce tabii Arşimet'le geldik. Arşimet'in işte pi sayısıdır bilmem evet. işte bir sürü buluşlarıyla beraber geldik. Ama 1900 yıllara gelince başka bir uyanma, başka bir çağın içerisine girdik. Nedir? İşte kuantum mekaniği, kuantum fiziği ortaya çıktı. Heisenberg'ler, işte Bohr'lar, şunlar bunlarla beraber Einstein, izafiyet teorisi falan falan. Başka bir kapıya gittik ama biz hala uyuyoruz. Yani 1000 yıldan beri müspet bilimlerde bir adam çıkmadı. Çıkmadı maalesef. Evet. Yani hatta sadece Newton ve yani Newton'un yaptıkları ve Arşimet'in yaptıklarını al, 1000 yıllık bizim yaptığımız şeyleri al, hiç onun yanında esamesi okunmaz. İstatistik olarak değeri yoktu. Mesela Harezmi dedik, o zamanlara geçiyoruz. Harezmi, Harezmi algoritmayı bulan adamdır. Algoritmayı bulan adamdır. Bu yani algoritma Harezmi diyemedikleri için Harezmi'den algoritma çıktı, ortaya çıktı. X dedik ya şeyden bulduğu şeydir X'in. Mesela Hayyam'ın matematik kuralları vardır. Hayyam aslında evet şairdir ama aslında Semerkant Rasathanesi'nin başındaki adamdır yani. Çok ilginç bir şey söylediniz hocam, araya girdim ama. Ömer Hayyam bize hep okulda da, yani İlmi Hatip okumuş birisiyim ben, şiirleriyle öğrettiler. Efendim, halbuki Ömer Hayyam ilim, irfan noktasında şimdi, gelmiş geçmiş en ileriden biri. Emrah'cığım bakın. Takvimi var mesela. Şiir diyor. Evet, aferin. Hangi takvimin adı nedir? Söyle bakalım. Nizami değil, Celali takvimi. Aferin. Evet. Celali takvimidir ve miladi takvimden çok daha sağlamdır. Yani 3000 yılda şu andaki miladi takvim 3000 yılda bir sapma gösterir, o 5000 yılda gösteriyor. Celali takvimi. Tabii onun, tabii demişler ona ki biliyorsun esas dediğiniz gibi rubayicidir. Biliyorsun o hatta binli yılların dünyayı sarsan 3 büyük insanı vardır. 3 büyük İranlısı vardır. Binli yılların dünyayı sarsan 3 büyük İranlısı vardır. 1. Nizamülmülk. Nizamülmülk biliyorsun evet Selçuklu veziridir ama Atabey. Veziridir ama biliyorsun Alparslan'ın vefatından sonra Melikşah geliyor başa. Onun zamanında 72 yaşlarında falan oluyor ve Atabey diyorlar ona. Ve hatta onu da kullanıyor tabii. Yani Melikşah çocuk olduğu için, genç yaşta olduğu için kullanıyor onu. Hatta onun aleyhinde bir rapor hazırlıyor Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ı da oradan kaçırıyorlar falan. Gidiyor Mısır'a falan. Oradan sonra geliyor Alamut'u işgal ediyor falan. Uzun hikaye. Yani 3 İranlı var dünyayı sarsan binli yılların, bir Ömer Hayyam, Nizamülmülk ve Hasan Sabbah. Evet. Şimdi Nizamülmülk'ün biliyorsunuz siyasetnamesi var dedik onu. Hasan Sabbah belki
dünyada takdir ettiğim insan, yani takdir derken hayran olduğum insanlardan bir tanesidir. Niye diyeceksin ya hocam, yani Hasan, evet ama Hasan Sabbah ideali uğruna neler yaptı? İdealist olmak açısından söylüyorum. Hasan Sabbah biliyorsunuz helalleri haram, farzları yasaklamış olan bir insandır. Ve 250 yıl civarında kurmuş olduğu felsefe devam etmişti Alamut'ta. Sultan Sencer zamanında orayı ancak yerle bir etme imkanına sahip olmuşlardır. O bakımdan 250 yıl onun felsefesi devam etmişti orada. Hatta Semerkant yazması, Ömer Hayyam'ın Semerkant yazması oradaydı. Daha sonra Benjamin Leasing onu oradan almış götürmüş Fransa'ya, biliyorsunuz. Daha sonra 1911'de Titanic'le beraber Amerika'ya götürülürken işte Titanic'i de onun için batırdılar derler. Fakat o yazma, Semerkant yazması, Ömer Hayyam'ın Semerkant yazması New York kütüphanesindedir. Şimdi Ömer Hayyam biliyorsunuz Semerkant rasathanesinin müdürüydü. Sevgilisi vardı Cihan. Cihan'a yazardı şiirler, rubailer. Derler ona ki ya sen matematisyen misin? Sen astronomsun. Rubailer niye yazıyorsun? Millet oyalansın diye yazıyor. Şimdi ben de yazıyorum. Benim 7 tane şiir kitabım vardır. Birincisi Suzi Dilara. Evet. Üçüncüsü Selim'in bulmuş olduğu makamdır Suzi Dilara. Benim Suzi Dilara benim kızımın ismidir. Suzi Dilara Canan kızımın ismidir. İkincisi Aşk'tır. Şiir kitaplarımdan. Çoğu rubaidir. Üçüncüsü Vuslat'tır. O da Suzi Dilara'nın kızının adıdır. Vuslat. Dördüncüsü Nefes'tir. Beşincisi Hicran'dır. O da benim sevgilimdir. O da benim bir hayali bir sevgili. Çünkü nasıl ki aslında Hayyam'ın Cihan'ını Hicran yaptım. Kendim aldım. O rubaileri öyle yazıyoruz. Altıncısı Yahay'dır. Yahay'dır. O Ötüken yayınlarından çıkmıştır Yahay. O da Aruz üzerine yazmıştır. Ve en son yine Girdap kitaptan bizim Muttalip Bey'in de kulakları çınlasın burada. Rubaiyat-ı Bircis'tir. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii laf lafa açıyor ama atsın, önemli değil. Ben rubai formunda daha fazla işte biliyorsunuz rubai formunda bir ahrem formu vardır, bir ahrep formu vardır. Mef'ulü, mefailü, mefailü, fe'ul vezni daha fazla kullanırım ama Yahay ve Rubaiyat-ı Bircis hep aruzdur. Ve aşağı yukarı 200'e yakın da beste yapılmıştır. TRT'de de şarkı olarak da söyleniyor bir kısmı. Yani repertuarda vardır. Hatta Güfte'den Beste'ye de bir kitabım vardı benim. Yine Girdap kitaptan çıkmış. Yani bestelenenlerin notalarıyla birlikte Güfte'den Beste'ye de kitabımız vardır. Ve orada ben Osmanlı Türkçesinden ziyade bugünümüz Türkçesiyle beraber aruz kullandım. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı Türkçesiyle rubai yazmak kolaydır. Çünkü tamlamalar vardır. İşte Selvi Revan'ım, Ruhi Revan'ım gibi. Yani evet. Onlar ama bugünkü Cumhuriyet Türkçesiyle beraber kullanmak çok zordur ve şu anda zaten en fazla rubai yazan benim. Biraz yani Cumhuriyet Türkçesiyle şu ana kadar aşağı yukarı 7 tane kitap falan epey fazla. Yani Hayyam da diyor ki millet oyalansın diyor, ben rubaileri yazıyorum diyor. Siz yani de onun için yazmadınız herhalde hocam. Vallahi öyle için yazdık işte. Ama rubai tabii bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Tabii bizim divan edebiyatımız, rubai edebiyatımız, rubai şairlerimiz maalesef yok. Fakat bu arada ben hemen kulakları çınlasın. Bir arkadaşımızı aşağı yukarı birkaç yıldan beri yönlendirdim. Eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Dahi Özcengiz. Ona yönlendirdim, yani bunu bayağı sıkıştırdım, böyle hocalık yaptım bu olacak diye falan. Ve şimdi çok güzel rubai yazmaya başladı. Tebrik ediyorum onu, buradan da selam gönderelim ona ve onun bir kitabı çıktı, onu da tavsiye ediyorum. Rubaiyat-ı Dahi ismini de ben koydum. Hatta benim takrizimle çıktı kitap. Rubaiyat-ı Dahi, buradan selam gönderiyorum, tebrik ediyorum. Gayet güzel kalemi var. İşte arkadaşlarım, hatta yine bir başka arkadaş var, yine o da şu anda çalışıyor, o da yine Türk müziğinde hanendelik yapıyor, Dilber Kılıç Aslan diye bir hanımefendi, ona da başladı, o da çalışma yazıyor şu anda rubai. Yani bunu kendi edebiyatımızı canlandırmak lazım, diriltmek lazım, o nedenle rubai önemli. Tabii rubai aslında ciltlerce kitabı, dört mısraya belli bir matematik kuralı, belli bir konnektom, belli bir ahenk, belli bir estetik içerisinde sığdırmak, onu güfte haline getirmek, o güfteyi
sazendenin gayretleriyle ona can vermek, hanende ile birlikte de ona hayat vermektir. O bakımdan güfte beste arasında böyle bir ilişki vardır. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Şimdi nöronların, yani o peygamber evrendeki bütün varlığa rahmet olarak gelmiştir. Ve mâ ersenâke illâ rahmeten lil âlemîn. Şimdi buna bakıyoruz ki evrende bir konnektom var. O konnektomun temeli beyinde. Şimdi son 10 yılda dünyada 3 büyük bilimsel gelişme oldu. Neuroscience'da. Daha doğrusu bilimde. Birincisi Lanikea. Lanikea şu: evrendeki bütün yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin birbiriyle olan etkileşimi. Baktık ki o etkileşimle beyin arasında çok yakın ilişki var. Hatta ben onun bir şeysini, kitaplarında bahsettim. Beynin nöronlarının bir mikroskopik fotoğrafını çek, bir de teleskopla fotoğrafı yan yana koy, ayıramaz hangisi hangisidir diye. Çok yakındır birbirine. Buna biz Lanikea diyoruz. Hatta Brett Taylor diye bir adam bunu ilk buldu. The Clusters of Galaxies diye 2014'te, yanlış hatırlamıyorsun, Nature'de yayınlandı ve Nobel ödülü aldı. Brett Taylor. İkincisi epigenetik. Birincisi Lanikea, ikincisi epigenetik, üçüncüsü konnektom. Lanikea'yı anlattım basitçe. Epigenetik ise, mesela biz önceden biliyorduk ki işte 6 milyon gen var. Niye? İnsan eşrefi mahluktur diyorduk. Evet. Başları bu gen çalışması, işte başında biliyorsunuz gen projesinin başında, Human Genome Project dediğimiz onun başında, James D. Watson, benim bir arkadaşım şu anda Amerika'da, James D. Watson, gerçi son zamanlarda bir takım problemler oldu, madalyasını sattı, Nobel ödülü almıştı o, Crick'le beraber. Onun başkanlığında DNA'yı bulmuştu çünkü o. Biliyorsun DNA'yı bulan, o da biraz intihal yaptı, yani çalma çaldı. Rosalind diye bir hanımdan çaldı. Esas DNA'nın şeysini o çekmişti, fotoğrafını. 1952 yılında İngiltere'de Franklin Rosalind ondan çaldı. İşte şeyle birlikte, Crick'le birlikte 60'lı yıllarda Nobel ödülü almıştı. Sonradan işte Amerika'da bir James D. Watson Biological Institute diye bir enstitü kuruldu. Fakat daha sonra bir ırkçılık yaptığından dolayı, kendisini tanıyorum ben zaten, bir ırkçılık yaptığından dolayı hatta madalyasını, Nobel madalyasını sattı bir Kazakistanlı bir iş adamına falan. Sonra o şeyin öğrencileri, işte sonunda bu insan Human Genome Project'in başında oydu. O'du. Yani James D. Watson'dı. Ve enstitünün başındaki, Amerika'daki o Watson Biological Institute'un öğrencileri itiraz etti ki biz bu adamın ismini istemiyoruz diye enstitüde, ve kaldırdılar ismini oradan. Ve onun başında olan bu proje, sonradan baktık ya, dedi ki 6 milyar olmasa bile, 5 milyar olmasa bile herhalde 1 milyar vardır, 2 milyar vardır diye. Ve bitince proje baktık ki toplam 22 bin tane gen var. 22 bin tane genimiz var. Fakat biz zannediyorduk ki bizi biz yapan genlerimizdi. Şimdi demin Banu Hanım'ın sormuş olduğu soruda, yani öyle ya, anne baba çevre, baktık ki genlerin de kendi aralarında bir bağlantısı var. Yani nasıl ki galaksilerin, yıldızların, yani Lanikea dedik ya, onların kendi aralarında bir bağlantısı var. Hepsi bir sistem içerisinde yüzerler. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet var. Siz biliyorsunuz ki, yani şimdi biz her şeyi bir matematik kaidesi üzerine yarattık. Biz onu kader diye şey yapıyoruz. Evet. Halbuki kader kelimesi miktar demektir. Biz ve halekna külle şeyin bir kaderin diyor. Bir her şeyimiz kader derken miktar olarak, ölçülü olarak demiyor mu Allah-u Teala ki vezinu bil kıstasın müstakim. Doğru teraziyle tartınız diyor. Bakın orada da matematik. Yani evrendeki bütün yıldızlar, gezegenler, şunlar bunlar belli bir düzen içerisinde, belli bir bağlantısı var, ilişkisi var. Aynı şekilde genlerin de birbirine olan ilişkileri var ki bu ilişkiler çevresel faktörler, annenin hamileyken annenin sigara içmesi, alkol kullanması, kitap okuması, müzik dinlemesi, çevresel faktörler, kültür, beslenme, yani her türlü faktör onu etkiliyor, bağlantıyı etkiliyor. Buna da biz epigenetik diyoruz. Bakın epigenetik. Mesela monozigot ikizlerde yapılan çalışma var. Monozigot ikizler, yani her şey aynı, genler hep aynı.
saç rengi aynı, göz rengi aynı, bilmem ne, boyu aynı, hepsi aynı. Dedik ki o zaman madem aynı, acaba çevresel faktörler etki etmiyor mu? 500, yaklaşık 500 monozigot ikizi, yani tek yumurta ikizi. Şimdi çift yumurta ikizi var biliyorsunuz. Tek yumurta ikizi var. Çift yumurta ikizinde olmuyor öyle. Tek yumurta ikizlerini almışlar doğumunda. Birini götürmüşler faraz edeyim Afrika'ya, birisini Japonya'ya, birisini İngiltere'ye, birisini nereye, Amerika'ya. Belli bir süre sonra, 15-20 yıl sonra bunları tekrar bir araya getirmişler. Bakmışlar ki birisi çayı seviyor, ötekisi kahveyi seviyor. Birisi sarışın seviyor, ötekisi esmer seviyor. Yani çevresel faktörler genleri etkiliyor. Buna epigenetik diyoruz. Bakın, yani demek ki birincisi neydi lan iki ya? İkincisi epigenetik, üçüncüsü ise konnektom projesi. Human Konnektom Project. Hala bu proje devam ediyor yalnız. Bu Human Konnektom Project iki tane de. Birisi Human Konnektom Project, bu Amerika'da şu anda devam ediyor. Bir tanesi Blue Brain Project. Ama aynı konnektom projesidir. Blue Brain Project de Avrupa Bilimler Akademisi'nin ve İsviçre'de ETH'da arkadaşlarımızın yürütmüş olduğu bir, işte Henry Markin bahsettim demin. Üzerinde Henry Markin var. Onların yürüttüğü, hatta Mustafa Çavuşoğlu diye bir arkadaşımız var. Türk'tür o. O da o konuda çalışıyor. Zürich Üniversitesi'nin ETH'da. Orada çalışıyor. Hatta beni birkaç yıl evvel beni davet etmişti. Orada konferans vermiştim şeyde. Zürich ETH'da. Tabii benim için de çok mutluluk verici bir şey. Yani kendisinin, ben 1984'te orada işte doktora tezimi falan hazırlamıştım falan. Yani hatta orada laboratuvarda instruktör öğretim üyesi olarak da görev yapmıştım. Yani o yere davetli olarak konferans vermek aynı üniversitede, aynı hastanede benim için büyük bir mutluluktu. O projede Blue Brain Proje, Human Konnektom Proje. Yani Lanikia, epigenetik ve konnektom. Ha şimdi baktık ki bizi biz yapan sadece genlerimiz değil, konnektomumuz. Esas konuya geliyoruz. Nedir konnektom? Bu nöronların kendi aralarında olan bağlantı dedik ya, 10 üzeri 200 milyar. Ve bağlantı yapıyor, 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Müthiş bir akım var. Mesela biz bunların her 100 milyondan, her 100 milyonun oluşturduğu lifler vardır, yollar vardır beyinde, ırmaklar vardır, işte yollar vardır, patikalar vardır falan falan. Onları MR'da tespit edebiliyoruz. Hatta ameliyat yaparken onların arasından giriyoruz. Onlara zarar vermemeye çalışıyoruz. Hatta ameliyattan önce biz bu traktografi, yani MR traktografi dediğimiz, onu çekiyoruz. Yani tümör neresindedir, içinde midir, dışında mıdır, onu ayırıp da o zedelemeden onları girelim diye çalışıyoruz. Tabii bu çok hızlı ilerliyor. Hele beyin cerrahisi çok hızlı ilerliyor. Onun için dedim ki, yani gençlere söylüyorum ki geleceğin mesleğidir nörolojik, evet, bilimler. Ve nörolojik bilimde de çok buluş yapmak mümkün. Çok boş bir alandır. Şimdi nasıl üretiyor bu şeyi, bu düşünceyi? Ben hep düşünürdüm bunu. Çocukluğumdan beri de düşünürdüm. Sonunda tabii buradan rahmetle anıyorum. Mithat Torunoğlu diye bir hocamız vardı bizim. Bundan 50 sene önce, 45-50 yıl evvel. Rahmetli oldu. Fizyoloji hocamızdı. Ona dediğim zaman da o dedi bana ki, ya İsmail Hakkı, ben dedi genel fizyoloğum dedi. Laboratuvarım sene gel dedi. Çalıştım orada. Fakat tabii o zaman tıp fakültesi eğitimi çok zor ve çok sıkı bir eğitim. Şimdiki gibi her köyde bir tıp fakültesi yoktu o zaman. Dört şehirde tıp fakültesi vardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum. Ve buralarda tıp fakültesi vardı. Diğerleri de yoktu zaten. Ama şimdi maalesef köylere varıncaya kadar neredeyse açıldı. 100'ün üzerinde tıp fakültesi var. Ve çok ve yoğundu. Yani sabah saat 7.30-8'de başlıyordu. Akşam 5-6-7'ye kadar devam ediyordu. Bazen laboratuvarlar bile uzayabiliyordu. O nedenle vakit bulmadı. Fakat beyin cerrahisine girdiğimiz zaman 1979'da, yani 42 yıl evvel, bir insanda bunu deneme imkanımız oldu. Nasıl üretiyor diye. Hatta ben bunu Elon Musk'a da yazdım. Hatta makaleyi de gönderdim. Yani bir epileptik bir hastamızda o zaman anjiyo yok. 42 sene evvel. MR yok, anjiyo yok, DSA yok, tomografi yok, o yok, bu yok. Bizde mi yok hocam, yoksa? Dünyada da yok. Üretimde değil mi? Yani daha yeni yani, yeni. Evet. Daha yeni yeniydi. Sonra işte uzun hikaye olmasa biz beyinde elektrotlar kullanarak düşüncenin frekanslarını bulalım. Çünkü her şey frekans. Bak ne dedim? Evrende her şeyin bir frekansı var, bir algoritması var. Öyle diyelim, algoritması var. Şimdi bugün mesela daha izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz daha iyi anlasınlar diye. Mesela şimdi benim kafama, biz onu kortekse, yani beyni açarak, canlı bir hastada yapmıştık biz bu ameliyatı. Hastayı uyutmadık yani.
lokalle uyuşturduk. Adamla konuşuyoruz tabii. Orada bir epileptik odağı bulmak için biz onu yapmıştık. Mesela konuşturuyorsun. Konuştururken frekanslarını kaydediyorsun. Konuşturmuyorsun ama konuştuğu şeyi düşündürüyorsun adama. Tekrar frekanslarını kaydediyorsun. Düşüncenin kaydını yapmış oluyorsun. Baktık ilk birbirine çok yakın. Tabii o zaman biz bunları text to speech yapamıyorduk. Yani onu söze çevirme imkanımız yoktu ama bugün var bunları. Hatta geçen sene Chicago Üniversitesi'nden bir beyin cerrahı profesörü bunun üzerinde çalıştı ve bunu yaptı. Söze, sese değiş çevirdi. Hatta bir televizyon programında ben onu dinlettirdim de o sesi. Neyse, baktık ki birbirine çok yakın bu frekanslar. Ve onu biz yayınladık, dedik ki bir müddet sonra insanların düşüncesini okuyup insanlar kendi aralarında beyin bağlantısı olabilecek World Brain Web kavramını ben yazdım. Hatta işte Beyinsizsiniz 2, o kitabım Beyinsizsiniz 2.0, Beyinler Arası İnternet, Dünya Beyin Ağı, World Brain Web, hatta biraz daha ileriye götürerek Global Brain Web diye dedim ona, Evrensel Beyin Ağı dedim ona. Global Brain Web dedim. Yazdım onu kitapta. Evet. Beyinsizsiniz 2. O beyin arası internet. Ve orada mesela şimdi ne yapıyorsun? Bugün diyelim ki bizim yaptığımız elektrokortikografi bir anlamda. Yani kortekse bizzat elektrotları yerleştirdik. Ama biz bugün bunu, bugün daha gelişmiş EEG yöntemleri var. EEG. Yani kafaya biz EEG kaskını takıyorsun. Mesela karşıdan diyelim ki resimler geçiyor. Diyelim ki faraza bir araba resmi geçiyor, gül resmi geçiyor, çam geçiyor, çay geçiyor, bardak geçiyor, kadın geçiyor, erkek geçiyor falan. Diyorsun ki mesela siz şu anda işte orada ne görüyorsan onu düşünün diyorsunuz. Mesela gül çiçeğine bakıyor, güle bakıyor, onu düşünüyor. Düşünce esnasında biz bunun kaydını yapılıyor mesela. Onun frekansını test veya işte diyelim ki faraza araba, kahve, çay, kadın, erkek neyse. O geçiyor orada, o geçince biz burada bakıyoruz ki onların düşündüğü zaman ki yani orada kitabı düşündüğünde, çiçeği düşündüğünde, bardağı düşündüğünde, böceği düşündüğünde farklı frekanslar ortaya çıkıyor. Şimdi her şeyin bir algoritması var. Her şeyin bir canı var. Taş yuvarlanırken durmak için başka bir taşa ihtiyacı var. Taş yuvarlanırken durmak için bir başka taşa ihtiyacı var. Asalım bunu duvara. Çok güzel bir söz. Ve her şeyi oluşturan nedir? Boşluktur. Şimdi bir magic bir gözlüğümüz olsun veyahut da bir gözlüğümüz var. Şuradan diyelim bir zoom yapıyoruz. Büyütüyoruz. Atoma kadar indik. Hani el cüzü la yeti cezzet dedik ya, parçalanamayan parça. İndik oraya. Biraz daha büyüttük. Atom altına indik değil mi? Elektronları gördük, nötronları gördük, protonları gördük değil mi? Biraz daha büyüt anasını satayım. Biraz daha büyüt. Atom altına leptonlar, kuarklar değil mi? Onları gördük. Biraz daha büyüt. Bozonu gördük. Tanrı parçacığı. Bozonu gördük. Benim bir kitabım var. Yazmış olduğumuz bir kitap var. Beyin tanrısal bir parçacık diye. Yine girdap kitaptan çıktı. Şimdi hatta Peter Higgs diye bir adam 60'lı yıllarda bunu buldu. Hatta bugün CERN'de şurada burada parçacıklar çarpıştırılıyor ya, tanrı parçacığını bulma şeysi. Bozon işte o. Peki bozon ne? Şimdi bozon bir parçacık ama parçacık olarak görmek istediğimizde frekans oluyor. Frekans olarak görmek istediğimizde parçacık oluyor. Ve yeri değişiyor. Yer lokalize edemiyorsun onu. Peki onun, yani bizim temelimiz ne? Frekans. Yok. Yani İmam Rabbani'nin dediği gibi, İbnül Haysem'in dediği gibi, İbrahim Nazlam'ın dediği gibi, boşluk yok. Et-dünya la'ibun ve lehvun. Bakın. Oyundan ibaret. Aynı şeyi mağara hikayesinde Eflatun söylemiyor mu? Mağara hikayesi var meşhur orada. Hani bağlanmış ateş gezanıyor bilmem ne. Bakın gölgeler alemi, ineler alemi. Peygamber demiyor mu ki Hazreti Peygamber? İnsanlar uykudadır. Evet. Çok acayip bir yere geldik. Ölünce uyanacaklar. Evet. İllüzyonlar. Böyle bir şey. Teori var. Teori, ben kitap yazdım ya onunla. Ne ilgisi var ya? Ne teorisi? Kitap yazdık ya. Hala yazıyoruz. Hayır, öyle şey mi olur ya? Yani ama şimdi bu sohbetin farkı şu hocam. Siz öyle bir anlatıyorsunuz ki, yani olayı temellendiriyorsunuz. Biz dışarıda bunları komple teorisi olarak duyuyoruz ama matematik efendim. Evet. Bakın, inanmak istemiyorlar. Allah'ın lisanı matematiktir. İnsanların ibadeti fiziktir. Allah'ın lisanı matematiktir. Eğer Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i bir başka lisanda indirecek olmuş olsaydı
sıfırdan dokuza kadar olan sihirli rakamları kullanırdı. Çünkü matematik ve sanat hayatın, insanlığın, evrenin ortak lisanıdır. Bilim ise ortak mirasıdır. Bilim, insanlığın ortak mirası, matematik ve sanat ise ortak lisanıdır. Lisan, şimdi 2 çarpı 12 eşittir şu kadar dediğim zaman da bunu bir Fransız da alsa anlar değil mi? Ortak lisan. Evet. Bütün çocuklar aynı lisanla gülerler. Bütün insanlar aynı lisanla ağlarlar. Bakın, bir fotoğrafa, bir resme, bir heykele, işte Michelangelo'nun Davut, Musa heykellerine baktığımız zaman da aynı hissi alırız. Veyahut da işte bakıyorsun o Davut heykelinde, yani elindeki o mermerdeki damarlar yahu canlık, sanki gidiyor adam. Konuş demiş. Evet, konuş. Evet, konuş demiş. Yani şimdi bu, bakın, ortak lisanı sanat, matematik. Onun için Kur'an'ın temelinde matematik vardır. Kur'an'ın da bir konnektomu vardır. Nasıl ki Lanikia, epigenetik, konnektom dedik, Kur'an'ın da bir konnektomu vardır. Yani ne demek? Nasıl ki nöronların kendi aralarında, beynin kendi aralarındaki nöronların kendi aralarında bir bağlantısı vardır. Biz buna konnektom diyoruz. İşte şu anda Human Connectome Project ve Blue Brain Project diye geçiyor. Evet. Kur'an'ın da bir konnektomu vardır. Ne demek? Ayetlerin birbirleriyle olan ilişkisi, bağlantısı vardır. Bağlantısallığı vardır. Dedik ki bağlantısallık içerisinde yaşıyoruz biz. Bağlantısallık bütünselliğinde yaşıyoruz. Bayezid matematiği. Bağlantısallık ile varız biz. Yani şu bahçedeki bir çimen parçası bahçe içindir. Bahçe onun için değildir. Bütün evreni öyle düşündüğünüz zaman da insan kainat içindir. Kainat insan için değildir. Yani alem Adem için değil, Adem alem içindir. Tekrar ediyorum. Alem Adem için değil, Adem alem içindir. Hukuk sebebi öyle olması lazım. Yani Adem'in hukukunu korumak üzere değil, alemin hukukunu korumak üzerine bir yerde sistematize etmek lazım. Onun için diyorum ütopyayı, yani tezekkür, teakkül, tedebbür, teakkül, teakkül ve tefekkür kavramlarını, tezekkür kavramlarını o şekilde kurmak lazım. Yani evrenin, kainatın, alemin, çiçeğin, böceğin, domuzun, ciyanın, bilmem işte akrebin, çekirgenin, farenin, kedinin, köpeğin hukukunu da korumak üzere planlanmasıdır. Bu humanizm anlayışıyla her şey insan içindir anlayışı getirildi. Yok, her şey insan için değildir. Yanlış. Yanlış. 100.000 kere yanlış. Milyar kere yanlış. Yanlış. Her şey hayat için vardır. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in de bir içerisinden konnektom var dedik. Nedir bu konnektom? Konnektom neydi? Beyindeki nöronların kendi aralarındaki, bakın bir de enteresan şimdi, mesela mecliste 550 tane milletvekili var. Değil mi? Bir oylama yapılıyor, çoğunluk sistemine göre çalışır. Beyin öyle çalışmaz. Beyin hep ve hiç kavramı üzerine çalışır. Yani bütün nöronlar aynı şey üzerine ittifak ederler ve fikir ortaya çıkar. Başlangıçta tartışırlar. Tabii burada akıl, vicdan, ruh, zeka, ego ve nefis tartışır. Çünkü zeka, nefis ve ego şeytanidir. Akıl, ruh ve vicdan rahmanidir. Nöronlar bunlar tartışırlar kendi aralarında. Sonunda bir karar verirler. Ama rahmani olur, ama şeytani olur. Ama o uygulanır. Yani meclisteki gibi çoğunluk vardır, bilmem, öyle bir şey yok beyinde. Hatta biz bunu ne yapıyoruz? Beyinde, iki beyin arasında bir korpus kallozum diye bir yapı vardır. Korpus kallozum, yani sağ beyin ile sol beyin arasında. Çünkü beynin sağ ve solu farklı yapılandırma üzerine kuruludur. Yani mesela bir tarafı matematik, bilim, teknoloji ile daha fazla ilgilenir. Diğer taraf sanattır, edebiyattır, musikidir, felsefedir falan falan. Ama sonuçta bunlar fikirlerini ortada bir korpus kallozum diye bir yapı vardır. O yapıyla birbirlerine aktarır, istişare eder ve bir fikir ortaya çıkar.
tek fikir, yeknesaklık, illa, la ilahe illallah fikri çıkar ortaya. Biz bazı durumlarda ameliyat yapıyoruz. Bu orta korpus kallozumu kesiyoruz. Niye kesiyoruz? Bazı ilaca tedaviye cevap vermeyen bazı epilepsi sara nöbetlerinde falan bazı durumlarda onu kesmek durumunda kalıyoruz. Kesince bakıyoruz ki iki farklı kişilik ortaya çıkıyor. Niye? Sağ beyin, sol beyin farklı farklı düşünüyor. Mesela diyorsun ki mesela adamın kulağına bir müzik faraza getiriyorsun. Bir taraf dinlettiriyorsun bu kulaktan. O diyor ki mesela iyi bir müzik diyor. Ötekine şey yapıyorsa hoşuma gitmedi diyor mesela. Niye? Korpus kallozum. Bağlantı yok. Şimdi bu bağlantı armoni, ahenk, estetik, balans için gerekli. Yoksa anarşi çıkıyor beyinde. Şimdi adam bakıyorsun ki epilepsi nedir? Anarşidir aslında. Sağra nöbeti bir anarşidir. Bir tümör çıktığı zaman nasıl anlıyoruz? Anarşi çıkıyor beyinde. Adam bakıyorsun kolundan felç olmuş. Eli kasılıyor. Gözü görmüyor. Tat almıyor. Dokunamıyor. Bilmem ne. Yani anarşidir. İşte piramidal traktus var. İşte traktus piramidalis. İşte oradan çıkar. Betüsler gelir falan. Oradan aşağı iner falan. Çapraz yapar. Dekussasyo piramidum. Bilmem ne bilmem ne. Bunları öğretiyoruz öğrencilerimize. Asistanlarımıza şunlarımla boş. Ben binlerce doktor, yan doçent, doçent, profesör yetiştirdim. Orada bir ahenk var. Estetik var. Nöronlar içerisinde bir dinginlik var. Huzur var. Estetik var. Balans var. O bozulduğu anda bakıyorsun bir şey ortaya çıktı. Ha, hemen üzerine gidiyoruz. Dedim, MR çekiyoruz. Anjiyo yapıyoruz. Muayene ediyoruz. Ne, ha, burada var diyoruz. Kanama olmuş mesela. Adam konuşmuyor. Gözü kapanmıyor. Konuşamıyor. Unutkanlık var. Bilmem ne var. Yani sonuçta o ahenk, armoni, estetik bozulmuştur. Konnektonda bozukluk var. Niye? Topluca oy birliğiyle, ittifakla karar alıyorlar onlar. Yani o kadar trilyonlarca, 200 milyar neyse. Çünkü niye neyse diyorum? Çünkü her gün değişiyor. Yani yaptığımız çalışmalar, her gün yeni baştan yeni bir açıyla bakıyoruz. Yeni bir ışıkla bakıyoruz şeye. Ama ittifakla karar verir. Eğer bir ittifak yoksa orada problem var. Muayene etmemiz lazım. Bakalım niye sen, niye buna ittifaka uymuyorsun diyoruz. Tümör vardır orada. Kanama vardır orada. Psikolojik problem vardır. Şizofreni olmuştur. Manik nöbet vardır. Psikoz olmuştur. Kist vardır. Enfeksiyon vardır. O vardır, bu vardır. Adam kötü koku alıyor. Alınması lazım. Şimdi bu çay veyahut da kahve veyahut da gül bilmem ne. Niye kötü kokuyor ya? Koklaması lazım. Demek bir şey var orada. Bakarsın o zaman ki işte beyninde tümör vardır. Kötü koku geliyorsa mesela. Kötü kokular işte çürük yumurta kokusu, lastik kokusu bilmem ne, boya kokusu bilmem ne geliyorsa dersin ki orada temporalde bir tümör olabilir. Veya koronayla birlikte bir yapıyorsun. Mesela korona geçirmişse koku bozukluğu da olabilir. Tat alma duyusu bozulabilir. Yüzünde felç olabilir. Trigeminal nevralji olabilir. Olabilir. Neyse. Şimdi aynı şekilde bu da Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Kur'an'da da bu konnektom vardır. Yani Kur'an'daki ayetlerin bir tanesinden bir kelimeyi çıkarsan Kur'an'ın dengesi bozulur. Niye Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasındadır? Tabii biz burada teoloji yapıyoruz, felsefe yapıyoruz, bilim yapıyoruz, fiziktir, matematiktir, kimyadır. Hepsini konuşuyoruz. Ama konuşmak durumundayız. Yani bilimi, niye dedim ki Kur'an-ı Kerim hep kıyılık hallerle beraber tefsir edilmiştir? Yeni başta tefsir edilmesi lazım. Modern bilimin ışığında, tabii Kur'an-ı Kerim'in haşa böyle bir ışığa ihtiyacı yok. Ayrı bir konu. Ama o gözle bakmak lazım ayetlere. Vel kamera kaddernahu menazile hatta adekeli ucunu kadim. Hadi bakalım. Çıkışın içinde. Diyor ki biz aya en az 3 tane yörünge tayin ettik. Ayet bu ya. Ya demek ki ayın en az 3 tane. 4 var, 4 olabilir, 5 olabilir, 15 olabilir, 55 olabilir. Yani Kur'an'da çünkü menazil kelimesi menzil kelimesinin çoğuludur. Arap gramerinde müfret vardır, tesniye vardır ve cemi vardır. Müfret tekildir. Tesniye iki tanedir. Cemi en az üç. Çoğul, çok. Evet. Tamam mı? Şimdi menzil, menazil. Menazil, menzilin çoğuludur. Ne demektir çoğul? En az üç tane. Yani ayın en az üç yörüngesi olması lazım. Kur'an açık net söylüyor.
Peki bunu araştırmak kime düşer? Bize düşer. Bize düşer. Şimdi evet. Siz bugün astronomide bakacaksınız. Gavur buldu, bilmem ne buldu. Aa, Kur'an'da vardı. Yok öyle şey. Ara bul. Allah diyor ki ben sizin diyor terinize göre. Bugün bir sürü aşılar, şunlar, telefonlar, bilmem ne, şunlar bunlar. Biz yatacağız, uyuyacağız, sabaha kadar horlayacağız. Televizyon seyredeceğiz, zapping yapacağız. Oradan oraya, oradan buraya şey yapacağız. Adam çağıracak. Ondan sonra diyorsun ya ben Müslümanım, o cehennemlik. Yok ya, yok öyle bir boyutu. Öyle bir Allah yok. Niye diyor Allah Teala? Femen yamen miskale zerre, biliyorsunuz o da var. Evet. Herkes okur bunu. Ama kimsenin umurunda değil. Allahu Teala demiyor mu ki yani ameli salih yapanlar Bakara suresinin 62. ayet. Bakara suresinin 62. ayet diyor ki ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, Nasrani olsun, Allah'a ahiret gününe inanır ve toplum için, hayat için, evren için, kainat için ameli salih yapar. Ameli salih de yanlış tercüme ediyoruz kardeşim. Ameli salih işte namaz mı? Yok kardeşim, namaz kılmak için ayrı, zaten Allah-u Teala diyor. Ameli salih toplum için iyi iş yapmaktır. Ameli salih toplum için, hayat için daha doğrusu. Yani insana değil de hayvana faydası vardır. Olsun, o da ameli salihtir. Diyor ki ameli salih Allah'a ahiret gününe ve ameli salih yapanlar diyor. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun diyor. Onlar için korkmasınlar. Onlar Allah'ın mükafatını verecek diyor. Bakara suresinin 62. ayeti. Söylüyorum üzerine bakar. Basa basa söylüyorum. Ameli salih. Bir de şimdi diyor ki inne ekremeküm illallah yetkâküm. Efendim Allah katında en iyiniz Allah'tan en çok korkanızdır. Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Böyle bir tercüme olabilir mi ya? Ben Allah'tan korkmuyorum. Allah'tan niye korkayım ya? Hem rahmet timsalisi diyorsun, hem merhamet timsalidir diyorsun. Niye korkayım ondan? Onu seviyorum. Ona güveniyorum. Niye diyor ki ettaibu nezzem bikemen lazem bele? Niye diyor tuğbu illallah tevbeden nasuha? Yani tevbe et diyor. Ben bağışlarım diyor. Yaramazlık yaptım. Annen senin kulağını mı kopartır? Bu demek değildir ki cezasız bırakır. Ayrı bir konu. Ama merhamet timsali olandan korkulmaz. Ha inne ekremeküm indellahi etkâküm nedir o zaman hocam? Diye sorduğun zaman bana Allah katında en iyi insan işini en iyi yapandır. Etkâküm odur. Korkmak değil. İşini en iyi yapandır. Çünkü hangi mesleğe sahip olursan ol, İşini en iyi yapıyorsan Allah katında bir beyin cerrahı ile bir kalp cerrahının, bir mühendisle bir kameramanın, bir yapımcıyla bir anchorman'ın, bir ekonomistle bir mühendisin hiçbir farkı yoktur. Niye? İnne ekremeküm indellahi etkâküm. İşini en iyi hanginiz yapıyorsa Allah ona şey yapacak. Peki bu ne demektir? Her insan icra ettiği mesleğin dünyada bir numarası olmak için, aranan insan bir numara, o mesleğin bir numarası olmak için gayret etmesi farzdır. Farzdır, evet hocam. Efendim, bir numara olma, iki numara olursun, üç olursun. Gayen o olacak senin. Gayen o olacak. Ben dünyanın bir numaralı beyin cerrahı olmak için gayret etmek mecburiyetindeyim mi? Farzdır bana. Ha bir olmam da iki olurum, iki olmam üç, dört, beş neyse o yolda. Hani karınca hacca gidiyormuş. Demişler ya gidemezsin ya işte o yolda ölürüm ya demiş. Veyahut da İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in su taşımak istiyor da ya sen demiş tarafımı belli edeyim demiş. Yani siz kameramansınız, YouTuber'sınız, televizyoncusunuz, yazarsınız, matbaacısınız, yayın evi sahibisiniz. İşini en iyi yapan Allah katında. Bakara suresi 62. ayet. Açar bakarsınız. Peki yani orada ameli salih yapanlar korkmasınlar, biz onların mükafatını vereceğiz diyor. Zaten femen yâmen miskâle zerre şeyi unutma. Bu da açık. Neyse. O zaman işini iyi yapacaksın. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde bir konnektomu var dedik. Bir bağlantısını. Şimdi Tevrat geldi.
bozdular onu. Değil mi? Evet. Allah-u Teala dedi ki dur bakalım siz bunu bozdunuz. Neydi Tevrat? Manyetolu telefon. Dur dedi. Size biraz daha iyisini göndereyim mi diyor. Onu bozmayın diyor. Tevrat İncil'i gönderdi. Onu da bozdular. Matta, Markos, Yuhannas ve Lukas'ı seçtiler. Allah orada diyor ki mesela senden sonra Hammad isminde birisini yollayacağız diyor. Hammad diye geçiyor İncil'de Hazreti Muhammed'in ismi. Kur'an-ı Kerim'de Ahmet diye geçiyor. Yemin Bey'in ismi o Ahmet diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama orada Hammad. Hammad Ahmet kelimesinden türetilmiş biliyorsun. Bugünkü İncil'lerde o da yok herhalde. Var. Var. Bazı İncil'lerde var. Şu Barnaba İncil'inde var. Hatta ben geçen bir makale yazdım. İnşallah o kitapta var. Çıkacak o kitapta. Peygamber'e ilk iman eden Bahira'dır. Biliyorsunuz. 7 yaşında Şam'ın papazı Bahira'dır. Hatta ondan önce Varaka'dır. Hazreti Hatice'nin akrabası olan evet. Varaka'dır. Varaka bin Nevfel'di zannediyorum değil mi? Varaka bin Nevfel. Öyle hatırlıyorum. Hatta ona gitti tanıştı ya böyle böyle falan diye. O da dedi ki evet o peygamber evet, diyor falan. Evet, yani, evet. Varaka bin Nevfel. Öyle hatırlıyorum. İnşallah yanlış değildir. Yanlış bilgilendirir benim. Açar bakar arkadaşlar. Neyse. Konudan konuya geçtiğimiz için şey yapıyoruz. Sonra baktı ki İncil'de değişti. Bunu da tarif ettiler. O zaman Allah-u Teala ne dedi? İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lâfizun. Kur'an'ı ben gönderiyorum artık onu bozamayacaksınız ben koruyacağım diyor. Onun için 1400 senedir basılan Kur'an-ı Kerimleri al. Hepsi aynıdır. Bir harf hareketine aynıdır. Kadar aynıdır. Ha. Şimdi bunların içerisinde bir konnektom koymuş Allah-u Teala. Beyindeki konnektomu Allah Kur'an'a koydu. Bir ayeti çıkarsanız denge bozulur. Kur'an-ı Kerim matematiktir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda vezin vardır, kafiye vardır, hece vardır içerisinde. Kul huvallahu ehad, semet, yulet. Bak, vezi görüyor musun? Meracel bahreyni yeltekiyan, yebgiyan, tükezziban. Bak bak, görüyor musun? Elhamdülillahi rabbil alemin, rahmanirrahim, yevmiddin, nesta'in. Bak, bir vezin vardır. Evet, bir ahenk. Birini çektiğin zaman da yıkılır. Hemen belli olur. Konnektom. Kur'an-ı Kerim bir harfini çıkar, denge bozulur. Onun için Allah-u Teala öyle bir sistem koymuş ki, bakın Kur'an-ı Kerim'in ilk emri neydi? Oku. Peki peygamber okuyan yazar değil. Neyi okuyacak? Peygamber okuyan yazar değil. Neyi okuyacak? Kur'an da gelmemiş daha. Yeni başladı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüdellinâs değil mi? Ayet. Evet. Bakara suresi. Öyle mi? Gelmedi daha. Yeni başladı inmeye. İsra suresinin İsra suresinde diyor ki 14. ayet. İkra kitabek. Kitabını oku. Yok kitap. Kefâ bi nefsik. Senin gen kitabını oku diyor. Gen kitabını. Demin bahsettik ya gen. Bizim her şeyimiz genlerde var. Şu anda genlerle CRISPR-Cas9'la bu geçen sene Nobel ödülü almadı mı? Jennifer Carpenter'la Emmanuel Dotna. İki kadın aldı mı? Evet. Dotna ile Carpenter. İki tane kadın aldı. CRISPR-Cas9 yani gen editleme yöntemiyle beraber aldı. O kitabı oku diyor işte Allah sana. Ve sana yeter diyor. İkra kitabek. İsra suresinin 14. ayet. Buyur. Ha, o zaman Kur'an'ın o dengesini bozmamak lazım. Kur'an'ın konnektomu vardır. O konnektom yani hecesi, kafiyesi. Bakın okumak, ikra aslında okuyup, anlayıp, icra etmektir. Yani şurada idam-ı maal ne vardır? Burada ihva vardır, burada insar vardır değil. Evet. Gunne yapmak değil. Tilavet başka şeydir. Kıraat başka şeydir. Tertil başka şeydir. Emredilen kıraat okuyup, anlayıp icra etmektir. Nereden anlıyoruz biz bunu? Hadi şimdi biraz tefsire girelim. Bakara suresinin ilk ayetlerine bakıyoruz. Elif, la, mim. Hurufu mukatta diyoruz. Ne hurufu mukattası? Onların içinde neler var da konuşamıyoruz. Evren bir frekanslar alemidir. Hani dedik ya işte
mağara hikayesinden, Eflatun'dan. Evet hocam. Peki, şimdi madde aslında yok dedik. İçi boş. Neydi? Onu anlattık biz. Thomas More'un, biliyorsunuz, Thomas Young neyi bulmuştu? Thomas More var, Thomas Young var. Thomas More neydi? Thomas More ismini hatırlıyorum ama Thomas neyi bulduğunu... Thomas More, Ütopya'yı yazan. Ütopya, evet. Ütopya'yı yazan kişiydi. Thomas Young, o da 1800'lü yıllarda bu çift yarık deneyi dedikleri bir şey var biliyorsunuz. Yani parçacık, daha sonra Schrödinger'in şeysi var biliyorsunuz. Schrödinger, Heisenberg, Tesla, o gruptan evet. gelen. Yani frekans, parçacık teoremi. Dolanıklık teoremi. Yani biz frekanslardan meydana gelmişizdir. Peki temele indiğimiz zaman da dedik ya, beyindeki baktığın zaman da karşıya çiçekte düşündüğüm, bardakta düşündüğüm, Banu'da düşündüğüm, Emrah'ta düşündüğüm zaman frekanslar değişiyor. O frekansları analiz ettiğimiz zaman da bakıyoruz ki frekansı düşündüğüm zaman da frekansın dalga boyu, dalga boyunda ne var? Bir dalga boyu vardır, bir frekans vardır. Dalga boyu ne kadar uzunsa frekans o kadar düşüktür. Fizik kuralı bu. Dalga boyu ne kadar kısaysa frekans o kadar yüksektir. Frekansın arttığı miktarda penetrasyon kabiliyeti o kadar fazladır. Yani etki etme kabiliyeti o kadar fazladır. Şimdi frekans ve tabii şimdi bir insana gen var değil mi? Gen dediğimiz nedir? Adenin, guanin, timin, sitozin. Yani gen bazlarının birbirlerine karşı gelmesi. Bir hücrede 6 milyar DNA bazı var. Bir hücrede. 100 milyara yakın, 80 ila 100 milyara yakın hücre vardır bizde. Her hücrede 100 milyar civarındaki, 100 trilyon, pardon milyar dedim. 50 ila 100 trilyon hücre vardır bir insanda. Her bir hücrede 6 milyar DNA bazı vardır. Bunu 3 milyar anneden, 3 milyar babadan gelir. Ve onların bir dizilimi vardır. Ve o dizilimindeki bir oynama o hücreyi farklı yapar. Niye bugün genleri değiştirmiş, işte gıdalar mıdalar var, genleri değiştirmiş insanlar var artık bugün. Genetiği değiştirmiş insanlar, genetiği değiştirmiş hayvanlar, genetiği değişmiş bitkiler, genetiği değiştirmiş gıdalar var. Şimdi o dizilim içerisinde siz bir geni değiştirirseniz farklı bir boyuta geçer. Yani şu demektir, her şeyin bir dizilimi vardır, bir frekansı vardır. Bu boyuttan kastınız ne hocam? Boyutu nasıl anlayalım? Başka bir şekle döner. Evet. Şimdi mesela frekans dedik değil mi? Bir bardağa baktığım zaman da benim beynimde bir bardak frekansı şekli. Çünkü biz bardağa baktığımız zaman da biz bardağı görmüyoruz. Bardaktan temel madde karanlıktır. Yani esas evren karanlıktır. Işık onu görünür hale getiriyor. Yani ben bardağa baktığım zaman da bardağı görmüyorum. Gelen ışığın bardaktan yansıması geliyor benim gözüme. Gözümden beyne gidiyor. Orada bu sinapslar görme merkezinde oksipital korteks dediğimiz orada evet. frekanslar haline geçiyor. Frekanslar olarak hologram halinde bunu kaydediyor. Hologram. Ve buna bak, daha önce gördüğümüz için biz bu bardağı onun frekansları oraya gittiği zaman da onu bardak olarak görüyoruz. Şimdi o gördüğümüz frekansları biz kaydettiğimiz zaman da bu bardağın frekansını kaydetmiş oluyoruz. Eğer telefona baktığımız zaman da telefonun beynindeki frekanslarını. O zaman telefonu buraya koysak, bardağı buraya koysak, benim bu onları gördüğüm andaki frekansları nasıl olsa birbirinden farklı olacak. Öyle değil mi? DNA dizilimde olduğu gibi. O zaman frekanslara, dalga boyu ve frekanslara bakarak bunun düşündüğümün bardak mı, telefon mu, Banu mu, Emrah mı, bahçe mi, ağaç mı olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. O zaman düşünceyi okumak nasıl oluyormuş? Mümkün olamıyormuş. Eğer frekansları yakalarsak. Olmuştur hayatında. Hiç çalışmamışsındır. Ama bir konuya çalıştın. Diyelim ki işte ne bileyim. Tarih imtihanına gireceksin. Sözlü imtihan mesela. Diyorsun ki ben sadece İstanbul'un fethini çalıştım. Bir onu okudum. Selçuklular okudum. Nizam-ı Mülk'ü okudum. Alparslan'ı okudum. Roman Diyojen'i okudum falan.
Başka bir şey çalışmadım. Geliyorsun benim karşıma, sözlü yapıyorum veyahut da. Veya Kur'an-ı Kerim'den ezber yaptın diyelim mesela. Sen İmam Hatip mezunuyum dedin bana mesela. Evet. Sözlü olacak Kur'an-ı Kerim, sözlüdür. Geldim ben hocayım diyelim. Sen normalde dedim Amme suresini ezberlemen lazımdı. Öyle mi? Lazım. İmtihanında Amme'den mesulsunuz diyor. Amme cüzünden. Sen de ezberlemedin. Ama işte ne bileyim, İleşşemsü küvreti ezberlemişsin. Diyorsun ki hoca bana. Veya ben nazati ezberlemişsin. Ben nazatiyim diyorsun. Elemtere-i keyfeyi bilmiyorsun ama ben nazatiyi biliyorsun. Onu düşünerek hocanın karşısına geliyorsun. Benim karşıma böyle bakıyorsun, evet. Ya diyorsun. Şimdi böyle ya ben nazati sorsa bana hoca diyorsun. İşte ammeyi değil de işte abeseyi değil de ben nazatiyi sorsa diyorsun. Veyahut da işte İleşşemsü küvreti lemyekünün ezine değil de geliyorsun bana. Bakıyorum sana falan. Ha Emrah gel bakalım. Otur bakalım. Sen de yani sınıfta çok iyi bir talebe değilsin icabında. Orta halde bir talebesin. Veyahut da ben bilmiyorum seni. Veya bir jüri üyesi geldi. Ben seni ilk olarak görüyorum. Bakıyorsun benim gözümün içerisinde böyle. Diyorsun ya hoca bana şimdi ben nazatiyi sorsa. Emrah oku bakalım ben nazati gargan ben naştahatin eştah diyorum. Başlıyorsun ben nazati ben naştahatin eştah diyorum. Ya ve tercufu radibe tedbe o radibe diye devam edip gidiyorsun. Ne yapıyorsun orada? O frekansları bana yüklüyorsun. Evet. Hocam buraya bir ilave yapacağım. Dur. Bunu söylemezsem peki, tamam tamam peki, olmayacak çünkü kafamdaki. Şimdi tiyatro eğitimi aldım ben. Bak geçmiş başında muhakkak. Tiyatro eğitimi aldık. Hocamız bize derdi ki şimdi gözlerinizi kapatın ve beyaz boş bir sayfa düşünün derdi. Düşünürdük. Beyaz boş kağıdı canlandırmaya çalışırdık. Sonra da derdi ki oraya bir nesne koyun derdi. Mesela masa. İşte, ama o nesne ne olduğunu bana söylemeyin derdi. Ve biz oraya bir nesne koyardık, herhangi bir nesneyi. Sonra da tabii onlar da aynı şekilde canlandırırdı. Sonra canlandıran kişinin kafasında o beyaz kağıdın üzerinde ne canlandırdığını o diğer arkadaşlara sorardı. Ne gördünüz? 10 arkadaştan 9'u derdi ki masa. Ben ama masa düşündüğümü bilmezlerdi. Doğru. Ama onlar o beyinlerinde o beyaz boş kağıtta masa gördükleri için konsantre oluyor. Evet. Şimdi bak orada nereye geleceğim? Beyinler arası internet gibi. Evet, 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 evet. Şimdi biz dedik ya evrende her ne varsa bunun bir algoritması vardır. Hı-hı. Şimdi biz o algoritmayı çözersek yani frekanslarını çözersek nasıl ki o telefonun, çayın, günü, şeyin işte kedinin, köpeğin bilmem neyin frekanslarını çözüyoruz onu görüyorsun, düşündüğünü anlıyorsun. Her şeyin temelinde de bir frekans vardır. Ay, taş. Onun da bir frekansı vardır. Köpekler birbirleriyle konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. Karıncalar konuşuyorlar. Karıncanın sesi var mı? Var. Ayağının sesi var mı? Var. Ama biz duymuyoruz. Biz neyi görüyoruz? 10 binde 4 ila 7 arasını görüyoruz. Bak 10 binde 4 ila 7 arasını görüyoruz. 4'ün 6 ile 7'nin üstü yok. Karıncanın ayağının sesi var mı? Var. Ama duymuyoruz. Duymuyoruz. Duyan var mı? Var. Şimdi onun frekansı var mı? Var. O frekansı çözdüğümüz zaman da mesela arılar 35 kilometre öteden oradaki nektarların çok daha iyi olduğunu, o çiçeklerin çok daha iyi olduğunu 35 kilometre uzaktaki kovandaki arılara haber veriyor mu? Evet. Gidip kovanı buluyor mu? Buluyor. Telefonları mı var? Frekanslar ile iletişim geçiyor. Algoritma diyoruz biz. Şimdi eğer siz bu algoritmayı çözerseniz hepsiyle irtibata geçebilir, konuşabilirsiniz. Konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şimdi aslında sen kediye pis pis gel dediğin zaman da kedi pis pisiye gelmiyor. O pis pisiyle kedinin beynindeki frekansı çağırıyorsun sen. Ben şimdi burada sabahleyin yürüyüş yapıyorum. Köpekler var. Şimdi köpekler beni algılıyorlar artık. Benim beynimden çıkan dalgaları algılıyorlar. Kendilerine zarar vermeyeceğimi bildikleri için arkadaş olmuşlar benden. O dalgaları, o frekansları eğer biz interaktif yani aramızdaki iletişim aracı olarak kullandığımız zaman da hatta başka bir şey söyleyeyim sana. Tabii hayvanlarla, çiçeklerle Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını getirdi mi? Getirdi. Getirdi, evet. Mucize diye bir şey yok aslında. Anlarsan mucize olur. Demin onu unuttuk. Bakara suresinin Elif Lam Mim'de kalmıştık. Ona Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Bu kitap diyor şüphe yok diyor. Kere bu açık. Çünkü bilim, bak bilim delil değildir. İlim
Daha doğrusu dogma bilimde delil değildir. Yani ben şimdi bir araştırma yaparken ya Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İncil'de bu var, Tevrat bu delil olmaz. Niye? Laboratuvara dayanır. Bilim laboratuvara dayanır. Ya saha araştırmasına dayanır ya da laboratuvarda deneysel hayvan deneyidir, köpek deneyidir, şudur, ona dayanır. Ama ilimde dogma delildir. Yani Kur'an-ı Kerim, ilimde. Kur'an böyle diyor, İncil böyle diyor, Tevrat böyle diyor. Şimdi ne diyor? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bunda şüphe yok. Başka? هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Peki, ne diyor? Müttekiler için meşaledir diyor, yol göstericidir diyor. Öyle mi? Müttekiyi tercüme ettik? Allah'tan korkanlar. Niye korkanlara yol göstersin? Allah, işini iyi yapanlar için bu meşaledir. İşini iyi yapmak için bu merhaledir. Meşaledir. Hüden lil müttekîn. Onun için ne lazım? Anlamak lazım. O zaman iman nedir? Anlamaktır. İman nedir? Anlamaktır. Anlarsan mucizede, keramette ortaya çıkar. Şimdi niye dedik Belkıs'ın kabrini, tahtını Süleyman getirdi? Evet, getirilebilir. Getirip bugün fizik olarak getirilebilir. Bugün zaman içinde yolculuk var mı? Var. Mümkün mü? Mümkün. Tayyi mekan var mı? Var. Tayyi zaman var mı? Var. Temessül var mı? Var. Tecessüt var mı? Var. Muhyiddin Arabi, Futuhat-ı Mekkiye ve Fusus-ı Likem'de anlattı bunları. O adam ilmi ledünlüğüyle anlattı. Bugün astrofizik olarak mekanik, kuantum mekaniğiyle bugün ispat edildi. Bugün ben icabında burada oturarak aynı anda New York'ta gezebiliyorum. Gezebilirim. Tabii fanus içerisinde icablı hologram gidiyor ama bu mümkün. Burada oturarak ayda ben ameliyat yapabiliyorum. Burada oturarak telemedisini robotik cerrahiyle beraber San Francisco'da ameliyatı yönetebiliyorum. Buradaki elimle beraber ameliyatı yapıyorum. Aslında orada ben burada. Peki o zaman işini iyi yapana bu meşaledir. Hüdellil müttakî. Niye? Ellezîne yü'minûne bil gaybi. Bak. Kimdir onlar? Müttakiler kimdir? Elif la mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fî. Bak ne kadar uyumu görüyor musun, matematiksel uyumu? Hece var, vezin var, kafiye var, armoni var, estetik var, balans var, her şey var. Zâlikel kitâbu lâ raybe fî. Hüdellil müttakîn. Ellezîne kimdir onlar? Ellezîne yü'minûne bil gaybi. İman edenler. Gaybe iman edenler. Peki korkanlar niye iman etsin? Eğer korkan dersek oraya, işini yapıp buna iman edeceksin. Sonra ne geliyor? Bak iman, imandan önce anlamak, bilmek. Sonra ne geliyor? Ve yuqimune salate. Demek anlamak, iman, namazdan önce. Oh, evet. Öyle ki ayet öyle diyor. Evet. Sonra? Evet. Ve yuqimune sonra zekat vermek, tasarruf etmek. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bakın o da enteresan. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ya müthiş bir şey ya. Ne zekat? Sana ne verilmişse onu vereceksin. Açık. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Ne vermişsek. Rızık sadece ekmek, çay falan değil ki. İlimde rızıktır. Evet, havada, her şey. İlimde, zekada, akılda, fikirde öğreteceksin, yetiştireceksin, yazacaksın, çizeceksin, bilmem ne yapacaksın. Onun için diyoruz, ilmin de zekatı vardır, zekanın da zekatı vardır, malın da zekatı vardır, onun için diyoruz. Ama hepsinin önünde anlamak. Şimdi Belkıs'ın tahtını getirdiği var mı? Nuh tufanı olmuş mu? Olmuş. İzahı var mı bugün? Var. Var, evet. Onun için anlamak önemli. Anladın mı mucizenin şeysi kalmıyor. Peygamber nasıl gitti Miraç Mekke'den şeye Kudüs'e? Efendim yatağı daha soğumamıştı. Yaprak sallanması tayyi mekan, tayyi zaman. Ama bugün kuantuma girince mümkün. Peki Allah her şeye kadir. Efendim Meryem çift cinsiyetliydi de kendi kendini döllette İsa oldu. Doğru lan. Bugünkü
allı pullu profesörler böyle diyorlar. Öyle saçma sapan şey olur mu? Ben televizyonda söyledim zaten. Giydirdim zaten. Böyle saçma sapan şey olur mu ya Allah-u Teala? Yani Meryem'i Betül diyorsun. İki tane Betül var. Birisi Fatıma-tüz Zehrel Betül. Ötekisi Meryem'i Betül. Meryem diye sure var Kur'an'da. Bir tefsir profesörü diyor ki Meryem çift cinsiyetliydi. Hünsaydı diyor. Kendi kendini dörledi diyor. Haşa. Haşa. Ya biz bugün ciltten sperm yapıyoruz. Ciltten. Allah-u Teala yapamıyor mu? Böyle şey olur mu? Kaldı ki Ali İmran suresinin 59. ayetinde İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem halakahu min turabin thumma kâle kün feyekûn diyor. Adem gibidir diyor. Nasıl ol dedikse olmuştur diyor. Allah-u Teala ol dedi olmuştur. Yani böyle bir mantık, sen fizik, kimya, matematik bilmezsen böyle çuvallarsın. Onun için bilimin, bilimle bakacaksın. Kur'an'ın nüzulü onun için devam ediyor mana aleminde. Onun için söylüyorum. Şimdi frekanslara dönecek olursak, Kur'an da frekanslıdır. Kur'an'ın da frekansı vardır. Öyle öyle ayetler var, öyle hadisler var ki, şimdi aslında hadis diye de bir şey yok aslında, biliyorsunuz zaten. Çünkü hadis dediğin nedir? Peygamberin sözüdür. Esas sünnettir önemli olan. Peygamberin yaptığıdır yani. Sünnet önemlidir. Yol. Niye diyor Allah-u Teala ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُهُ وَمَا نَحَكُمْ عَنَ فَنْتَهُ Çünkü peygamber ne diyorsa onu alın diyor. Ne yaparsa yapın diyor. Niye? Niye? Çünkü وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَهِيَا diyor. O diyor kendi kafasından söylemez diyor. O bir vahye dayalı konuşur diyor. O zaman ne oldu? Sünnet diye bir şey kalmadı ortada. Bazı alimler onu diyor. Yani Allah'ın emri, yani Kur'an'da emredilen farz değil midir? Farzdır. O da emrediliyor. Peygamber ne yapmış onu yapın diyor. Dediğini yapın diyor. Bazıları işte ayete o emri yani lan burada onun da bir frekansı var. Ha, şimdi bakın beyinler arası internet Elon Musk'a ben bunu yazdım. Hatta makaleyi de gönderdim ona. Şimdi o domuzlarda yaptı. Ben 42 sene önce biz insanda yaptık. İnsanda yaptık. Ha, şimdi frekans bugün için yeni bir şey açıklıyorum. Muttalip kızacak ama olsun. Muttalip kızacak ama olsun. Şimdi bakın. Bugün dünyada ayı istasyon olarak kullanma üzerine Rusya ve Amerika anlaştı. Biraz bu istasyonun amacı ne hocam? Söyleyeceğim. Ayı istasyon olarak kullanmak için anlaştılar. Veya üzereler. Niye? Şimdi Mars'a gittik mi? Gittik. Evet. Şimdi dünyanın bir atmosferi var değil mi? Ama unutmayın bu 500 milyar ışık yılı çapında olan evren içerisinde bir nokta olan Laktavia'yı, Samanyolu'nu, onun içinde de 100 milyar ışık güneş sisteminin olduğunu, onun içinde de dünyayı düşün, dünyanın içinde bizi düşün. O muhayyile olsun beyninde. Şimdi dünyadan bir roket fırlattığımız zaman da diyelim ki X kadar itici güç lazım değil mi? Niye? Çünkü bir yer çekimi şeysi vardır. Yani Newton'un hani gravitasyonu var, yer çekimi falan var ya Newton'un şeysi. Evet, evet hocam. Peki faraza diyelim ki 100 ton ağırlığında bir 100 ton ağırlığında veya 10 ton diyelim, küçültelim. Veya 100 ton diyelim. 100 ton ağırlığındaki bir füzeyi fırlatmak için X kadar enerjiye ihtiyacımız olsun. Yakıta ihtiyacımız olsun. Ay'dan bunu fırlatmak için x bölü 10 kadar yakıta ihtiyacımız var. Niye? Dünyanın yer çekiminin aşağı yukarı 10'da 1'dir aydaki yer çekimi. Yani o yer çekimini yenmek için o kadar fazla güç vermen lazım. Evet. Peki eğer 100 tonluk bir de şey vermen koyman gerekirse, yakıt koyman gerekirse füzeyi veriyor Mars'a gidiyoruz. Daha fazla yüklenmen lazım. Ama Ay'dan biz kalkışı yaparsak ne olacak? Onda bir miktarında daha uzun yol gitme imkanımız var. Yani orada petrol istasyonu kuracağız. Biraz ironik evet. Olsun ama
gittin, petrolize orada doldurup gideceksin. Şimdi bu dönemde dünyada şu anda metalleri değerli metal haline getirme projesi var. Şimdi diyeceksin ya bu nasıl iş? Şöyle diyelim, biz gümüş altın yapacağız artık. Eskiden simya diye bir, tabii hemen toparlarsın değil mi kendini? Eskiden simya diye bir bilim dalı. Bugünlerde altının bu kadar değerlenmeye doğru gittiğini düşünürsek, doların da fırladığını düşünürsek gümüş altın yapmak iyi bir fikir. Şimdi hayır, taşı da yapabilirsin. Bakın, hayal. Ne dedik? Gayret, hayret, merak. Şimdi ne dedik? Beyinler arası internet dedik. Neyle konuşuyorduk hayvanlarla? Frekanslarımızla. Frekanslar, evet hocam. Ben bu evden... Neyse onu anlatmayayım burada, boşver. Bunu geçmeyeyim burada. Başka zaman anlatırım sana. Önemli bir konu. Onu sonra hatırlatırsam... O zaman kayıt dışı. Kayıt dışı anlatırım tamam. Sana. Her şeyin bir frekansı olduğunu öğrendik mi? Evet hocam. Öğrendik. Her maddenin frekansı var mı? Yani dalga boyu frekansı evet, var. Dizilimi de farklı mı? Farklı. Yani şöyle düşünelim. Bir altın molekülünü aldığımız zaman eline, altın atomunu, atom altı parçacıkta indiğim zaman onun frekansı, parçacık, frekans, dalga boyu oluyor mu? Evet. Onu ölçtük. Biz senin düşünceni etkileyebiliyor muyum? Evet, bunu da yapabiliyoruz. Bunu da şuur altına ben frekanslarımı göndererek, sen nasıl ki işte hocanın imtihanda Nazihat suresini bana sorsun veyahut da Vessemahi Zatil Burucu'yu sorsun evet, diye etkiliyorsan, onu belki beyin dalgalarıyla yapıyorsun ama biz bunu matematiksel olarak o frekansların bilmem x şu kadar şu bilmem ne diye ayarlayıp da onun frekansını çözdüğümüz zaman, yani altının veya gümüşün veya zümrütün neyse veya kobaltın onun frekanslarının dizilimini bulduğumuz zaman da gen dizilimi olduğu onu gibi etkilemek mümkün. Bir dakika, dur. Onu bulduk. Şimdi bir taşınkini de çözdük. Veya gümüş diyelim. Gümüşünkini de çözdük. Şimdi oradaki frekanslarını biz eğer onu altının frekanslarına çevirebilir isek o taş altın olur mu? O gümüş altın olur mu? Olur. Yani. Şu anda onun üzerinde çalışma var. Başka bir şey anlatayım size. Hocam bir daha soruyorum. Doğru. Lütfen hocam burayı sormam lazım. Şu anda... O hepsini soruyor mu? Olmadı o zaman. Muhtalif kusura bakma. Çok önemli bir şey söylediniz hocam. Yani bir taşın günümüz koşulları için söylüyorum bugün. Çalışma var. Çalışma sonuçlandı mı? Hayır. Ama efendim bakın başla arkası gelir. Ama gerçekliği mümkün şu anda. Bakın bilimsel çalışmalarda teorik olarak mümkün olmak başka şey, pratik olarak mümkün olmak başka. Şimdi kafa nakli, ben beyin cerrahıyım. Ben bundan yine 30 sene önce şeylerde vardır, röportajlarımda vardır. İnsan ve kainatta beyin nakliyle ilgili benimle bir Kemal Çiftçi diye bir, Allah rahmet eylesin, bir gazeteci röportaj yapmıştı. O zaman ben Sıçanlar'da beyin nakli yapıyordum. Araştırma Sıçanlar'da. Onunla ilgili bir röportaj yaptı. İnsan ve kainatta bulabilirsin. Hmm. Beyin nakline doğru diye bir şey vardı. Kemal Çiftçi yapmıştı o röportajı benimle. 1990 mıydı? 91. Beyin nakli mümkün mü hocam? Tabii ki mümkün. Yaptık zaten, yapıyoruz. Şimdi bunu bana desen ki beyin, total beyin nakli mümkün mü? Mümkün. Teorik olarak mümkün. Totalden kastınız ne? Ya bütün, tam kafana, kafa nakli. Şimdi beden nakli belki oluyor bu. Teorik olarak mümkün. Yani nedir? Ben cerrahım, işte orada damarları bağlarım, sinirleri ameliyat ederim, bilmem ne, tamam. Ama bunun laboratuvardan geçtikten sonra pratik yönü var. Pratik zaman alır. Şimdi biz bir çalışmayı, bir ilacı önce ne yaparız? Laboratuvarda deneriz. Önce teorik olarak bakarız ki olur mu bu? Matematiksel olarak çarparız, böleriz, bilmem ne yaparız. Bak oluyor. Ama pratiğe dökmek o zaman alabilir. Şimdi mesela ölümsüzlük projesi vardır. Dondurulmuş insanlar projesi vardır. 1967 yılında Amerika'da bir tıp profesörü kendini dondurdu. James Bedford. Profesör doktor James Bedford. 1969. 67. 67. Ondan sonra da James Bedford, psikiyatri profesörü, akciğer kanseriyle dondurdu kendini. Yani bir gün
akciğer kanseri tedavisi bulunur ve beni uyandırırsınız diye. Evet, dondurdu ama yani şimdi uyandırdıktan sonra uyanacak mı bilmiyoruz. Teorik olarak mümkün. Çünkü hayvanlarda yaptık. 75 saat dondurup canlandırdığımız hayvanlar var. Bilim anlamında söylüyorum. Ne yapıyoruz? Metabolizmayı durduruyoruz. Yani vücuttaki bütün kanı alıyoruz. Oraya antiviriz veriyoruz. Öyle diyelim vatandaşın anlayacağı şekilde. Yani metabolizmayı sıfırlıyoruz. Mesela eksi azot verdiğimiz zaman da eksi 270 derecede metabolizma, mesela benim bundan yine 30 sene önce, 30-35 sene önce yapmış olduğum bir çalışmada, yani beyindeki hücrelerin metabolizmalarını sıfırlamak amacıyla azot, sıvı azotla donduruyorduk falan. Bu yapıldı. Hatta bugün Amerika'da ve Rusya'da bunun firması var. İnsanlar donduruyorlar. Türkiye'den de kendisini donduran insan var. Hatta Türkiye'de onun temsilcisi var. Var. Ama bunun sonunda, hatta 1980 yılında bir elektrik kesintisi oldu Amerika'da. Aşağı yukarı birçok ceset çürüdü. Elektrik kesilince çürüdüler. Ama James Bedford'un kurtardı hocam. Hala donmuş bekliyor. Ama bu yarın uyandırdığımız zaman ne olacak bilmiyoruz. Yani o pratiğe döndüğü zaman bilmiyoruz. Şimdi o bakımdan bunun, yani bu dedik ya işte maddelerin birbirine frekansları itibariyle beraber nakledilmesi, pratik olarak, teorik olarak var. Mümkün. Matematik üzeri oluyor. Hı hı. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Olabilir. Ha yapılmadı. Yapılmayacağı anlamına gelmez. Yani bir şeyin yapılmamış olması yapılamayacağı anlamına gelmez. Sen başla. Bundan mesela şöyle düşün. Bundan 50 sene önce deselerdi ki işte bir alet çıkacak. Amerika'da aynı görüntülü görüşeceksin. Kimse inanırdı. Tımarhaneye tıkarlardı siz. Evet. Bugün mümkün bunlar. Şimdi konuşuruz. Ben mesela yarını yazıyorum. Bak, beyinsizsiniz. 3, insanlığın geleceği. Yayınlandı, Girdap kitaptan çıkıyor. Evet, evet, evet. Okudunuz zaten onu. Beyinsizsiniz. 4.0, kuantik çağ. Bu frekansları anlatıyorum. Orada hiç frekansları memnun. O da çıkmak üzere yani. O da talebeyin himmetine kalmış. O da gelecek 100 yıl ne olacak? Kuantik çağ. Ondan sonra beyinsizsiniz. 5.0, holistik çağ. Arkasından bir holistik beyin diye de bir kitap çıkartacağız inşallah. Yani bu, sen adımını at, arkası gelecek. Ha, başka bir şey söyleyeyim ben sana frekanslarla ilgili. Bakın, dijital diktatörlük, dijital faşizm, dijital kölelik, dijital uyuşturucular. Dikkat edersen Sayın Cumhurbaşkanımız son zamanlarda dijital faşizm ve dijital diktatörlükten bahsediyor. Evet. Bunu ilk ben dillendirdim. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanımıza o kitabı okumuşlar ve ona arz etmişler. Yani beyinsizsiniz 3.0'da var o, daha fazla. Yani o geçen sene çıktı. Büyük bir ihtimalle onu Sayın Cumhurbaşkanımıza özetlemişlerdir. O beyin dijital kölelikten, dijital faşizmden ve dijital diktatörlükten bahsediyor. Kitapta çok detaylı anlattım. Evet, 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 biliyorum. Dijital uyuşturucu da var. Nasıl oluyor bu? Şimdi o kitapta çok detaylı anlattım. O dijital köleliği, dijital diktatörlüğü, dijital faşizmi ve dijital veri bankerliğini bahsetmeyeyim. Dijital veri bankerliğinden de bahsettim orada. Yani veriyi kullanarak insanları köleleştirme projesi. Onu anlatmayayım çünkü vakit çok şey. Ama dijital uyuşturuculuk var. Dijital uyuşturucu. Ne yapıyorlar biliyor musun? Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Şimdi ne dedik? Her şey frekanslardan meydana gelmiş, değil mi? İllüzyon içerisinde yaşıyor. Biz illüzyon alemindeyiz. Biz bunu böyle algılıyoruz. Yoksa burada bu masa var mı? Bilmiyoruz. Bu masa var mı? Bilmiyoruz. Var dediler bize de, var, onun için var oluyor. Rüzgar esiyor mu? Bilmiyoruz. Öyle dediler yani. Öyle algılıyoruz. Şöyle düşün. Sen hiç daha önceden parlak görmemiş olsaydın. Hiç görmedim. Eline bardak verdi. Bu ne desene bilemezsin. Bilemezdik, evet. Ama daha önce bardak gördüğü için, buna da bardak dendiği için frekanslar o şekilde beyninde, bunun hayali çıkıyor. Hologramı çıkıyor zaten beyinde. Holistik düşüncede zaten her şey her yere kaydedilmiş. Yani evrende geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kayıtlıdır. Kıyamet suresinin 13. ayeti. Yünebbeul insani yevme yedin mülakat deme ve akar.
Açar okursun ne olduğunu. Her şey kayıtlı. Ve sana soracaklar niye onu yaptın da niye bunu yapmadın. Yünet be ol insan yevmediğin bir vakit deme. Ve akar. Peki. Her şey kayıtlı mı? Hatta şu anda söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yani biraz sıkıntılı iş ama üstün kere söyleyeyim. Yani insanların senin saçının telinden senin hologramını çıkartabiliyorlar. Hologramını. Hatta şu anda evet. Yapılabiliyor bu. Evet. Hatta seni çıkartabiliyorlar. Yanına koyuyorlar. Buradan bir cinayet işlendi. Orada senin bir saçının telinden kandan DNA kastın derim kastetmiyor. O ayrı bir şey. O basit zaten. Senin saçının telindeki DNA'dan senin hologramını aynen 3 boyutlu seni orada tutuyorlar. Kopyanı ortaya çıkartıyorlar. İstihbaratta bu kullanılabiliyor. Bu şu an onu, uygulanan bir yöntem hocam. Beni konuşturma. Başka bir şey söyleyeyim sana. Sınırlarımızı zorladınız hocam resmen. Firavun. Firavun'un bir saçını alsak. Firavun'u. Yani bu söylediğinizden Firavun'u canlandırmak mümkün. Mesleği için de aynı şey yapabilirim. Benim yazdığım, evet. Onu yazdım, okumadım ben. Son yazdığım makaleyi oku. Holistik, evet. Bak, holistik çağdan insan sonrası, post-human, efela feeyne tesevun, Tekvin suresinin 26. ayet. Nereye gidiyorsunuz? O makalem dün, evvelsi gün çıktı. Evet. İndirdim, bir iki sayfasını da okudum, evet. Onu oku, orada yazdım. O kaç, bayağı bir sayfası vardı da. 18 sayfa. Yetiştiremedim bugün. Oku, mutlaka oku. Orada klonoidden bahsettim. Klonoidden. İlk olarak ben bahsettim, klonoid. Klonoid, senin aynını klonlamak. Yani Firavun'un, şimdi Mesih'e geleceğim, onun sorduğu aklıma geldi, onu anlatayım madem öyledir. Şimdi klonoid tabiri ilk ben kullandım. Klonoid. Yani Firavun'un DNA'sından Firavun'u yapmak. Yerdeki sigara izmaritinden senin hologramını hatta seni klonoidini çıkartıp koymak. Daha öte bir şey söyleyeyim mi hocam? Peygamber Efendimiz'in saç teli var. Dur şimdi. Tamam geleceğiz ona. Neyse. Sakalı şerif. Karıştım ortalığı. Ortalığı karıştırma. Firavun'u canlandırmak, Mevlana'yı canlandırmak, Sokrat, Aristo, Eflatun, onlara bir şey bulduk mu canlandırız. Ama burada Banu'nun söylediği çok önemli bir şey, onu yazdım kitapta. Ay Klot diyoruz değil mi? Klot diyoruz. Biz bir hologram, istediğimizin hologramını yapsak, işte boylu, postlu, şöyle, böyle, nasıl belirtilmiş ise, nasıl istiyorsak, onun hologramını yapsak, gökten hologramını indirsek, işte Mesih'tir, işte İsa'dır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yazdım onu. Açın okuyun. Açtım yazdım. Açın okuyun. Post-human diye yazdım. Holistik çağdan post-insan sonrası. Post-human. Fe eyne tezebûn. فَاَيْنَ تَسَبُوا Tekvin Suresi ayetine geliniz. Onu orada tefsir ettim. Evet dediği doğru. Mümkün. Şimdi biz bunları yapabiliyor isek çok daha basit bir örnek daha vereyim ve kapatalım bu konuyu. Yapılan başka bir şey söyleyeyim ben sana. Şimdi bunu anladınız mı? Bunu anlattıklarımı anladınız. Kafana yerleşti. Anladım ve ben o kadar anlamadım. Çok soru çoğaldı ki beynimde. Sizle birkaç şimdi, program yapacağız hocam. Ben de anlamadım daha. Bakalım şimdi şeyi muhtarip diyor bana. Daha post-truth kavramına bile gelik oluyor. Post-truth'i post-human diyorum ben. Evet. Falan işte insanla nasıl başa post, geçeceğiz? Post-insan diyorum. Evet. Post-human diyorum. Bunu yazmadım. Ama yazıyorum. Kitapta çıkacak. Dijital uyuşturucu. Evet. Şimdi her şeyin bir frekansı var mı? Anlaştık mı? Burada problem var mı? Yok. Kokain, eroin, ısrar neyse. Mesela kokain. Bir uyuşturucu. Onun frekanslarını çözebilir miyiz? Tabii ki yani.
çözeriz. Bir problem yok. Yani frekansı çözür. Her şey frekans olduğuna göre. Çözüyoruz. Yani frekans sözgen derken onun işte dalga boyunu şusunu musunu falan. Evet evet. Öyle mi çözüyoruz? Peki bu frekansları yazılım haline getirebilir miyiz? Şimdi biz şeytanın ne derler ona? Avukatlığını yapalım. Avukatlığını yapıyoruz. Frekansları yazılım haline getirebilir miyiz? Yani bir flash disk yükleyebilir miyiz? Program halinde yüklüyor muyuz? Pekala mümkündür. Mümkün. O dakikadan sonra. Peki. O bilgiyi, o programı virüs diye telefonlarımıza ve bilgisayarımıza yollayabilir miyiz? İnternetle? Tabii yollarız. Yollayabilir miyiz? Var mı sıkıntı? Yok. Peki bu bilgisayarımızda o programı Bluetooth'la şunla bunla başka bir yere aktarabilir miyiz? Tabii ki. Eğer bizim şu sudaki moleküllerimizin frekanslarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki onu oraya aktarabilir miyiz o suya? O programı? Evet. Peki içersen bunu ne olur? Uyuştun. Sadakallahu lazım demiş. Bak. Şimdi sizin bir sözünüz bakın, vardı. Bilim hem dinamiktir hem dinamiktir. Evet. Bilim hem dinamiktir hem dinamiktir. Ama derler ya Allah'ın da bir hesabı var. Şimdi mesela Fritz Haber diye bir adam var. Bu azotu bulan. 1918'de Nobel ödülü aldı. 1915'te Alman-Fransız Savaşı'nda klor gazını 168 ton klor gazı ile beraber 50 bin civarında Fransız askerini zehirledi. Arkasından Almanya'da bir enstitünün başına getirildi. Kendisi Yahudi. Macar asıllı bir Yahudi olduğu için arkasından hatta karısı boşadı onu. Kimyagerdi karısı. 1915'te o şeyi yaptı. Katliamı yaptı. 1918'de Nobel ödülü verdiler ona. Sonra Hitler Yahudi soykırım diyorlar. Neyse işte var yok bilemiyorum. Biliyorum da söylemiyorum. Kaçtı oradan İngiltere'ye. Orada tutunamadı. İsviçre'ye kaçtı. Ve 1935 yılında tabii bu arada 13 yaşında çocuğu da öldü. Fritz Haber'ın. Ve çıldırarak öldü. Hatta intihar etti derler 1935'te İsviçre'de. Yani bilim hem dinamiktir hem dinamittir. Ama intikam da alır. Bilim de canlıdır. Evet. Bilimin de canı vardır. O da intikam alır. Vardır bunun örnekleri. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Nobel ödülü, Nobel ödülü diyoruz. Alfred Nobel kimdi biliyor musun? Alfred Nobel için Le Marchand de Mort diye adına taktılar. Le Marchand de Mort. Ölüm taciri. Niye? Laboratuvarında çalışırken birçok insan öldürdü. Kardeşini öldürdü ya. Alfred Nobel. Sonra zaten Nobel ödülünü bir kefaret olarak kurdu. Zaten öldüğü zaman Le Soir gazetesi, Le Figaro Le Soir gazetesi Paris'te Le Marchand de Mort est mort diye manşet attı. Ölüm taciri öldü. Bilimde bu şeyler vardır. İntikam alır bilim. Bilimin canı vardır, bilimin ruhu vardır. Bilim evrenseldir. Alır, intikam alır. Ben sıçanlarda, tavşanlarda, köpeklerde, kedilerde, kobaylarda çok araştırma yaptım. Onun için onlara medyunu şükranım, onlara hürmetkarım. Ben hiçbir hayvanı öldürmem. Yolda, sabah bile yolda görsem salyangozları dışarıya atarım ki araba ezmesin diye. Çünkü çoluğumun çocuğumun yemiş olduğu boğazından geçen her lokmada hocalarımın hakkı olduğu gibi o hayvanların da hakkı vardır. Evet. Ona saygılı olmak durumundayız. Onun için bilim hem dinamiktir hem de dinamit. Dikkat etmek lazım. Yedek beden projesi. Şimdi herkes bunu merak ediyor. Efendim hemen söyleyeyim. Yedek proje. Bakın yapay organ değil. Yedek. Evet. Yazdım ben bunu. O kitapta var. Tasarım bebekleri var. Burada yazdım.
Yani beyinsizsiniz 3.0'da insanlığın geleceğinde yazdım onu. Tasarım bebekleri. Yani gidiyorsun Nepal'de var mesela, gidiyorsun diyorsun ki mesela bana işte 1.85 boyunda, mavi gözlü, sarışın, uzun boylu, IQ'su şu olan bir bebek istiyorum diyorsun, işte veriyorlar sana. Yani mümkün oluyor. Veya yarın genetiğiyle oynayarak, yani mesela su altında faraza 15 dakika kalan veya 100 metreyi 5 saniyede koşan, 100 metreyi 5 saniyede koşan bir çocuk istiyorum. Yapabiliyoruz. Ama diyelim ki mesela bir gözü kör oluyor. Sağır oluyor mesela. Denge bozuluyor. Ha bu yedek organ kolayı şu. Yedek insan var. Klonoid dediğim o zaten şimdi. Tamam. Kopya insan. Allah'tan papa var. Bizim İslam alimleri uyuyorlar. Horul horul. Allah'tan papa var. Zebra balıklarında çalışma yapıldı. Ne dedik? Düşünce aşamasından laboratuvar aşamasında bu yapıldı. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var bu konuda. Kur'an'da ayet var. Ama bu İslam alemi kendisinin Müslüman olduğunu zanneden bir onda 8 milyar civarındaki grubun hangi dine mensup olduğunu ben henüz çözmüş değilim. Ben çünkü dinler tarihini çok iyi biliyorum. Ne Şintoizme, ne Budizme, ne Brahmanizme, ne Hristiyanlığa, ne Yahudiliğe, ne de Müslümanlığa uymuyor. Yani Müslümanlık sadece domuz eti yememekle değil, başkasının hakkında domuz gibi yememektir de. Yani adalet, emniyet, emanet, meşveret, liyakat, ehliyet kavramlarını dikkate alarak yaşamaktır. Ama Kur'an'da var bu. Kur'an'da var, bir başka bir şeyde konuşuruz onu. Ne nasıl olduğunu. Hı. Şimdi zebra balıklarını yaptılar. Yani kök hücreyi alırsan, kök hücreden embriyonal hayatta bir kök hücre, diyelim ki karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, pankreas, neyse. Onu alıp onu yönlendirirsen, onu yazdım zaten. İnsanlar yedek organlarıyla yaşayacaklar diye bir kitap olması lazım. Evet, evet, evet. Ne oluyor? Senin icabında bir tane karaciğer, yedek, yani yapay değil, dikkat et. Yapay karaciğerde bahsi var zaten. Yedek, yani senin karaciğerin aynısı, gen yapısı, şu su bu hep aynı olan, hücre yapısı aynı olan, vücudunun reddetmeyeceği bir karaciğer, bir kalp. Seninle beraber öyle doğan, üretilen diyebilir miyiz? Evet, seni üret. Tabii öyle zaten, yapay. Değil, yedek. Yedeğin, senin karaciğer yedeğin. Evindeki buzdolabında veyahut da bankadaki buzdolabında, organ bankasında duracak. Allah korusun yarın bir kaza geçirdin, karaciğerinde veya tümör oldu, kanser oldu, şu oldu, bu oldu. Veya işte ne bileyim, şeker hastası oldun, pankreası değişecek. Bu şöyle bir şey değil değil mi hocam? Benimle beraber doğan bir bebek, o aynı başka, bebek. Hayır, ayrı, başka, o başka, o ayrı. O da var. O ayrı, evet. O başka, o da ayrı. Ona etik olarak o çok sıkıntılı oluyor. Çünkü hangi bebeği öldüreceksin? İki tane bebek var, hangisini öldüreceksin? Kalbini alacaksın, sana takacaksın. Hangisini öldüreceksin? O olmaz. Ama bu İslami açıdan da uygundur bu. Ben fetvasını da veriyorum. Niye? Senin bir kalbini yedek orada bekleyecekler. Kalbin rahatsız olduğu zaman tık tık değiştirecekler. Takacaklar. İnsanlar yarın yedek organ... Bu zebra balıklarında bu yapıldı. Zebra balıklarında bu yapıldı. Laboratuvarda oluştu. İnsan formu mümkün olabilir. Zaten teorik olarak mümkün olabilir. Pratiğinde zaman gösterecek. Evet, bu sorunun cevabı ama kitapta ben onu yazdım. Oradan okuyabilirsiniz. Dolayısıyla biz bu yedek beden mevzusunda korkmamalıyız. Yedek, aksine yedek beden de, bak. Özür dilerim, düzeltiyorum. Yedek organ. Yedek organ. Yedek olabilir. Ama şöyle bir yaygara koparıldı. Yani muhakkak siz de bakıyorsunuzdur. Bu konuların konuşulduğu programlarda insan bedeni birebir kopyasıyla yaşatılacak tarzında. O başka. Ona klonoid diyoruz. O ayrı. Bakın, kopyalama başka. Hı? Klonlama başka. Bakın, o başka. Yedek organ başka. Klonlama başka. Klonoidler başka. Hı hı. O başka bir şey. O ayrı. Yani senin orada etik problemler var. Bu mümkün, mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Tabii ki olabilir. Bilim tabii mümkün. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.